Hayırlı geceler efendim. Bengütürk TV ekranlarında yine bir sebep sonuç programı ile karşınızdayız. Sıra dışı bir program bizleri bekliyor. Ne konuşacağız? Yaratılışı konuşacağız. Ruh ve bedenin buluşmasını konuşacağız. Ve diğer başlık kokular bu gece çok önemli. Masaya yatacağız. Kokuların insan üzerindeki etkileri, ritüeller ve şifayı konuşacağız. Peki kimlerle konuşacağız? Araştırmacı yazar Kubilay Aktaş. Bizle beraber hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz hocam? Bir Marmaris'e gittiniz, kayboldunuz. Herkes geldik, soruyor. YouTube'da geldik. Videoların altına öyle, yazıyorlar. Öyle nerede? Eyvallah. Diğer kanallara gidişler var ama bize gelişler yok. Neyse, inşallah bundan sonra devam edeceğiz. Bakalım YouTube'da da çalışmalar YouTube'da yapacağız. YouTube'da da inşallah biraz daha hızlandıralım i̇nşallah. Onu. Çünkü çok i̇nşallah. Ciddi anlamda çok i̇nşallah. Soruyorlar. Tekrar hoş geldiniz hoş diyorum. Koku uzmanı Bihter Türkan Ergül. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sebep Sonuç Stüdyosu'nda ilk defa görüyoruz sizi. Geç tanımış oldum ama çok her memnun şey oldum. Her şey zamanı bekliyor. Geç midir erken midir bilmiyoruz. Kubilay hocamızın tabii önerisi bizim için çok önemlidir. Kokuları konuşacağız. Önümüzde tabii burada çok fazla sayıda koku da var. Aynen bu akşam öyle. Onları da en azından. Onlara biz melek diyoruz. Melek, ne diyoruz? Melek. Melek diyoruz. Tabii melekelerimiz, kokularımız. Hı-hı. Bihter Hanım böyle çok özel bunları simya ile bir yapışını göreceksin ha bunları hazırlarken ki halini. Bu arada seni kendiniz çok mi hazırlıyorsunuz hepsini, onları peki? Hepsi tek tek. Kendiniz hazırlıyorsunuz. Bizde fabrikasyon yoktur, butik yoktur. Çünkü hepsi ritüelleriyle, esmalarıyla, niyetleriyle hazırlanır. Saatleri var hepsinin. Gülün toplanma saati var yani. Tabii. Anlatacak birazdan. İşin çok başka bu. Çünkü her çiçeğin bir ruhu vardır. Hı-hı. Eğer ruha öze ulaşmak istiyorsanız, biz öze yolculuk yapıyoruz. Onların da özüne ulaşmak istiyorsanız adabımızı, usulümüzü, desturumuzu almamız lazım. Hani gel böyle toplayayım, makasla keseyim, orakla biçeyim falan yok. Hepsini. Toplayıcılarımız abdest alıp öyle topluyorlar. O kadar diyeyim. O kadar. Tabii seher vakti. Bu arada hakikaten şakası yok. Mesela sabah 5 ila 7 arasında güller toplanır. Yıldızlara sunulan güllerin üstündeki çiğ saatine denk getirilir. Öyle özellikle Osmanlı'da örnek olarak evlenmemiş gülcü kızlar ve gülcü olanlar tercih edilir. Saf duru enerjisi sabah kalkarlar, tek tek toplarlar çiğ saatinde. Ne kadar detay var. Orakla biçilmez, makasla kesilmez. Öyle işte eşimle kızdım, kavga ettim, hop hop koplayayım olmaz, küser size. Gülün tasavvuftaki yeri sırdır, sırlanmaktır. Eğer sırlanmak istiyorsanız sabah rüzgarında edebinizle ulaşmanız lazım ona. Harika. O toplanacak, toprakta bekletilecek, ateşte demlenecek, suya ruhunu nakşedecek. Onun için bugün, gülü susuz beni aşksız bırakmıyor. Bugün sıra bir program olacak. Hediye edelim mi bir tanesi? Tabii ki memnuniyetle. Yayın öncesi konuşmuştuk. Bir soru da hazırladık ama sizden en azından tekrar ne hediyeceğimizi duyalım. Mesela burada 72 gül gülün bir araya geldiği gül bahçesi var. Hangisi o? Gül bahçemiz. Şu, gül bahçesi. Evet. Kokusu diyorum. Şimdi ben. Doğru. Doğru değil mi? Burada. Bir izleyicimize hediye edeceğiz. Hı-hı. Şunu. Evet, şöyle göstereyim gül bahçesi. Bihter, bunu, bir tane de ben hediye etmek istiyorum. Tabii tabii hocam. Şöyle, bayan olursa sardunya yanında, erkek olursa da paçuli. Olur, paçulimiz var burada, hayır, sardunyamız paçuli. Da var. O zaman şöyle yapalım. Sorumuzda gülü sormuştuk. Kaç megahertz, enerjisi mi var dedik. Bir tane gül bahçesi, bir tane de... Erkek olursa paçuli, bayan olursa sardunya. Tamam. Birazdan anlatır Bihter onların ne olduğunu. Peki, tamam. Bolluk, bereket. O zaman cevapları sosyal medya, daha doğrusu tanıtıma gireceğiz birazdan. Dönüşte sosyal medya adreslerimiz ekran altında görülecek. Oradan cevap yazan bir bayan, bir erkek izleyicimize bu kokuları hediye edeceğiz. Tanıtıma gidelim, sonrasında buradayız. Sebep sonuç başlıyor. Sebep sonuçta tüm bilinmeyenleriyle ruh beden ilişkisi ve kokular dünyası masaya yatırılıyor. Ruh ve beden nasıl kavuştu? Allah'ın ruha üflemesi ne gibi sırlar içeriyor? Hazreti insanın yaratılışı ve insani kamil mertebeleriyle ruhların inişi. Ölmeden önce ölmek fiiliyatı ne demek? Nasıl bir deneyimle mertebeleri geçebiliriz? Niyetin gücü, esma ve harflerle şifalanma çalışmaları. Koku neden önemli? Kokuyla zihin kontrolü yapılabilir mi? Tarihteki bazı liderler halklarını koku gücüyle hipnoz ettiler mi? Hangi koku neye hizmet eder? İnsana ve göreve özel koku üretilebilir mi? Canlı yayında koku çeşitleri ve içerikleriyle hepsi ve daha fazlası az sonra Sebep Sonuç'ta.
Evet Kubilay Hocam, şöyle başlayalım. Tabii evet. Bir diğer ana başlık ruh, ruh ve beden. Hı hı. Ruh nedir diye mi başlayalım? Ruh ve beden nasıl birleşti? Çünkü ruhlar önceden yaratıldığını biz biliyoruz. Ruhlar aleminde bedenle sonra birleşmesi, indirilmesi nasıl oldu? Ruh mertebeleri mi diyeyim? Tabii o bilinen cümle, ben ruhumdan üfledim insana, ruhundan üflenmesi. Bu kavramlar neler? Kavramlar nedirle başlayalım. Reklama kadar bir 10 dakika var. Olur, olur. Kısa kısa toplayalım, sonrasında olur. Açacağız ama. Şimdi az önce esveriyle karışık aslında bir hakikat, hani gülü susuz beni aşksız bırakma. Hı-hı. Aşk için ortam gerekiyor. Aşk o dolanık ve sarmaşık, her şeyin birbiriyle olan o bütünselliğinden doğan bir ruhlanmadır, rahlanmadır, rahatlamadır, bir lezzettir. Biz inşallah 2, 3, 4, 5 Ekim'de Bihter Hanım'ın da içinde olduğu büyük bir organizasyon yapıyoruz. İkinci Kadim Bilgelik Okulu Bilim Festivali'ni yapıyoruz. Normalde İTÜ'de yapacaktık ama pandemiden dolayı Zoom üzerinden 15 günde izleyebilecekler. Ve çok da konuklar var. Yani Muhittin Arabi'den Kabala'ya, oradan nefes çalışmalarına, oradan kokulara, oradan omurgadan işte ezoterik öğretilere, Kadim Atlantis Mu'ya kadar o kadar çok konu başlığı var ki. Bir yaklaşık 20 kişi var değil mi Bihter? Evet, her bir konuşmacı 4 gün boyunca, sen de zaten davetlimişsin, ileri festivallerde de birlikteyiz. İşte orada bir ruh oluşturmaya çalışıyoruz aslında. Kadim bilgelik ruhu dediğimiz o evrensel ruhu, yani gülün frekansı nasıl ki en yüksek frekans ve çiçeklerin, bitkilerin ismi azamı, çiçeklerin ismi azamı, kokuların ismi azamı. Yani işte o göğün diyor gül gibi kızardığını görüyorsun, açılması onun, o torusun, o kalbi temsil ediyor. Onun bir de bülbülü var karşısında. İşte o gülle, aynen, gülle bülbül arasındaki o dans ruhu doğuruyor. Yani gül burada ruhu temsil ederken bülbül onun bedenini temsil ediyor. Birbirinden ayıramayız, bunları koparamayız. Rahman ve Rahim gibi. Ruhlar ne zaman üfleniyor? Bülbülle gül buluştuğundaki o senfoniyi duyduğunda işte sana ruh üflenmiş oluyorsun. O zaman ruhlanmış oluyorsun. Yani insan olmak, hayvan dışarıyı bilir ama insan içeriği bilir, kendini de bilir. Dışarıyı da bilir, içeriği de bilir. O diyalogdaki harmoninin kendisinde ruh üfleniyor ve bunu duyabilene insan deniyor, duyamayana da hayvan deniyor. Dolayısıyla yani işte bu özlerin çıkması da o manaya ulaşmak için bir araç. Onun için o bitkiler bize en özünü veriyor aslında, ruhunu veriyor. Dolayısıyla bu yaratılış, sonsuz oluş içerisinde birin türevleriyiz. Bir orada iki olarak görünüyor, başka bir tarafta üç olarak görünüyor. Acaba gül bizde neyi temsil ediyor? Paçuli bizde neyi temsil ediyor? Sardunya neyi temsil ediyor? Bütün bunların hepsi bir esma, bütün bunların hepsi bir sure. Miski Amber mesela, birazdan bahseder Bihter. Hangi sureyi temsil ediyor? Osmanlı'da esmalarda nasıl kullanılmış? Yani neyin ruhuna, neyin bilincine ulaşmak için bunlar gerçekleşmiş? İşte bu diyaloglarda ruhlanmaya başlıyoruz. Şu anda bir olasılığız. Ruhumuz var mı yok mu noktasında. Farkında değilsek bizim için bir ruh yok. Ama farkındaysak, o bilinçteysek bir ruhumuz olmaya başlıyor. Değil mi? Öyle Gülbül'le mi? Gül o kadar güzel anlattınız ya. Ki yani. Çünkü mana alemi, mana alemi bu dünyadaki dünyevi şeylerdeki soyut kavramlarla anlatılıyor, somut kavramlar. Evet. O yüzden aslında gül derken ilahi aşktan bahsediyoruz. Gülün enerjisinden derken Efendimiz'den bahsediyoruz. Evet. Allah'ın cemal esmasından bahsederken gülün gonca hali, celal esmasından bahsederken gülün diken hali. Bunlar hep mana alemine soyut olmayan kavramlarla giden ölçekler. Kuşlar üzerinden de anlatılır yani Mantıkut-Tayr'da. İşte turna bedeni temsil eder. Turnanın üzerine serçe binmiş. O da nefisi temsil ediyor. Ve yolculuğa çıkıyorlar. Beden ve nefis birlikte yolculuğa çıkarken. Bu süreç çıkarken, nasıl? Yani ilk ruhun üflenmesi, tabi burada bir silsile, bir süreç ona var. Ona geleyim, şunu bir tamamlayayım sadece. Orada unutma onu. Nefsin onun, dahil tabii, edilmesiyle onu, beraber. Çünkü nefsimizin safiye hali ruh. Ruhumuzun belki görünen boyutu beden. Yani bunlar birbirinden farklı şeyler değil. Yani turnanın üstüne binmiş olan serçe, bedenimizin üzerindeki işte nefsimiz, yani bizim yetilerimiz ve donanımlarımız bir yolculuğa çıkıyor.
ve cenneti gördüklerinde, yani gülün kokusunu aldıklarında serçe olan nefsimiz, nefsi emmaremiz bir anda bir dönüşüm gerçekleştiriyor ve bülbül gibi şakımaya başlıyor. Ham nefis kamil nefse çıkıyor. Çünkü cenneti gördü. Serçe oldu bülbül. Bülbül olunca neyi anlatacak? İşte cennet nimetlerini anlatmaya başlıyor. Şimdi koku geliyor şu anda. Ki her bir geldiğinde de nereleri açıyor. Ben de sağlam paçuli sürdüm. Abdest aldım yani. Paçuliyle abdest aldım. Onların ritüelleri de var değil mi? Böyle bir cüzdanıma falan ben sürüyorum. Abdülkadir Geylani, çok üzülüm hocam. Abdülkadir Geylani'nin çok güzel bir cümlesidir ya. Koku adab ve usullere riayet eden bir kul için muhteşem bir nimettir. Kesinlikle. Adabı var, usulü var, ritüeli var. Hani çünkü bunlar bir çiçeklerin ruhları. Öyle rastgele iki fıs parfüm başka bir şey. Kozmetik başarılı bir alan. O ayrı. Ama koku dediğiniz zaman, uçucu yağlar dediğiniz zaman 4 ton gül yaprağından 1 kilo gül yağı elde ediyorsunuz. 4 ton. Hani o 4 ton nerede? 1 kilo nerede? 1 gram gül yağı için 180 dakika gül yaprağı toplamanız gerekiyor. 180 dakikanın sonucunda siz 4 kilo gül yaprağına ulaşıyorsunuz. 4 kilo gül yaprağı şu kadar 1 gram yapıyor. 180 dakika. Sabra bakar mısınız? Tek tek. Esmaların rızalığını alarak kafasını koparmanız gerekiyor. O sonucuna gele gele 1 gram. 180 dakikanın sonucu 320 MHz'e ulaşıyorsunuz. Yani sabır, edep ve emek. Kesinlikle. Seyri sülük aslında. İşte az önce bak 4 tondan diyor 1 kilo alıyoruz diyor. Nefsimizin bütün hallerinin bir intisap, bir istimdat, bir dayanak noktası var. Orası ruhumuz. Yani bilinç. Kesintisiz bilince ulaşmak. Kendimizi şu anda 4 tonluk bir beden olarak algılıyoruz ama bunun o denge noktasına geldiğimizde bu 4 ton size öyle bir ruhu veriyor ki o ruhu aldığınızda 4 ton sizin ağırlığınız olmuyor yani. O sizi taşıyor. Siz onu oradan 1 grama giriyorsunuz. Evet. Çok kısa bir ara girmemiz gerekiyor. Yönetmenim uyarıyor. Vallahi çok güzel başladı. Kokular da gelmeye başladı. Sevgili seyirciler, çok kısa bir aramız var. Sonrasında devam edeceğiz. Evet efendim, sebep sonuç kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi Kubilay Hocam, bir virgül koyduk. Evet. Araya gitmeden önce ruhu konuşuyoruz. Hı-hı. Ruh dünya semasına nasıl indiği ile ilgili, bedenle nasıl birleştiği ile ilgili soruyu sormuş olayım. Tekrar hatırlatmış olayım. Ama bir de sorumuz var sevgili izleyiciler, izleyicilerimiz. Gül kaç megahertz'tir değil mi hocam sorumuz? Gül bahçesini hediye ediyoruz bir izleyicimize. Bir de yanında neydi? Paçuli erkek paçulya olursa. Paçuli. Paçuli. Bayan olursa da sarılıyor. Evet. Birazdan ekran altında göreceksiniz. Sosyal medya adreslerimizden bize gönderebilirsiniz. Hocam buyurun. Şimdi şuradan başlayabiliriz. Metafizik demek soğan katmanları vardır ya. Bunları soyutlamak gibidir. Bizde iç içe evren modeli katman katman bilinç mertebelerimiz var. Yani vites değiştirdikçe, faz, megahertz değiştikçe hepsinin açtığı bilinç farklı olmaya başlıyor. Ama bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Şimdi Huna ve Dogon kabileleri var. Onlar diyor ki insan her düşüncesinde hava zerresine tohumlar bırakır. Yani hepimiz birer düşünce tohumları, büyük bir mimden oluşuyor gibi düşün bizi. Küçük küçük mimlerimiz var. Her duyguda, düşüncede hava zerrelerine bırakıyoruz. Ve bir üstadın söylediği her düşünce iktidarı oynar diyor ya. Ve biz telepatik olarak bazen bunları alabiliyoruz. Fakat bu sonsuzluk okyanusu içerisinde saf, plazmik, bilinç, kuşatıcı olan içerisinde her bir niyet aslında var olmaya yöneliktir. Yani düşünce mutlaka kendisini bedenleştirmek ister. Yani enerji maddesiz, maddede enerjisiz olmaz. Dolayısıyla işte ağaç, köksüz, köksüz ağaç, yani bunlar birbiriyle ilişki içerisinde birbirinden ayrı değil. Sadece zihinsel olarak biz ayrı diyoruz. Ve bu insan zihinlerinden doğan düşünceler ve duygular hava zerrelerinde bazen öyle kümeleşmeler oluşturur ki birbirleriyle gezegenlerin evlenmesi dediğim şey enerjilerinin birbiriyle buluşup yeni bir sistem doğurması. İnsanlar da böyledir. Yani insana sadece et ve kemik nazarıyla değil de bilinç nazarıyla baktığımızda aslında önce bilinçlerimiz buluşuyor, bilinçlerimiz birleşiyor. Yani o ruhların daha önce yaratılmasına karşılık tabii mı geliyor? İşte biz insanların hepsinin kombinasyonları olarak
birbirimizin devamı olarak nasıl atalarımızı getiriyoruz arkamızda. Dedemizin, dedesinin ihalesi şu anda bizde devam ediyor. Belki biz torunumuza ihaleler bırakacağız. Yani varlığı böyle bir kuyruklu yıldız gibi düşün. En öndeki, arkadaki bütün nitelikleri kendisinde topluyor. Biraz silsile devam bu ediyor. Silsile devam peki ediyor. Peki şey, hani daha önce denir ya, ruhlar beraberken, herkesin ruhu beden yaratılmadan önce beraberdir. Hani hatta şey vardır, biz işte birisini görürüz, hemen bir pozitif enerji olur, hoşumuza gider ya da sevmeyiz. Direkt ilk etapta. Onu açıklarken de şey denir, ruhlar beraberken tanışıyordur denir. Evet. O açıdan şimdi baktığımızda... Ruh, rih kökünden geliyor. Rih rüzgar demek, esinti demek, raiha ve reyhan koku anlamındadır. İşte dünyanızdan bana koku sevdirilmiştir. Vahiy demek de bir esinti demektir. Dikkat edersen hava aslında toprağın, suyun ve ateşin bütün niteliklerini, bütün bilgilerini topluyor. Mesela Hüve nüktesi vardır Risale-i Nur'da. Der ki havada görüntü de vardır, ses de vardır. Geçmişin ve geleceğin bütün kayıtları havadadır, hüvededir. Hu'dadır, kokudadır aslında. Aslında ruhtadır. Ruhtadır. Aslında o varlık olarak hep şimdidedir ve bütündür. Biz kendi bulunmuş olduğumuz faza ve mertebeye göre bundan seçim yaparız. Yani koku bir kavramdır ama gül kokusu dediğinde özel bir şey oluyor. Lavanta kokusu dediğinde özel bir şey oluyor. Hepsi tek bir titreşimin farklı halleri olması gibi biz de tek olan bu vahdet okyanusunun dalgalarıyız. Tek bir ruh var. O saf bilinç, onun bir dalgası olarak eğer bu dalga kendisini bildiği zaman, yani okyanusla bağlantısını ve kendisini bildiği zaman ruhla bağlantılı olmuş oluyor, saflaşmış oluyor. Yani kendinden kendini bilen, kendinden kendini doğuran, kendi kendine yetebilen samediyete ulaşmış oluyor. Ahadiyete geldiği için, ehad noktasına geldi, tekliğe, o bütünlüğe geldiği için, işte gülün frekansına çıktığı için artık diğer kokular sadece yan orkestra şefi gül, yani bu noktada. Hep kokularla bağlantılı anlatıyoruz. Orada akor çünkü, sistemi var zaten. Değil mi? Akor sistemi var. Şef aynen. Dediğiniz çok doğru. Yani dünyanızdan bana koku ve kadın sevdirilmiştir, gözümün nuruna namaz kılınmıştır derken Peygamber aleyhisselam sanki koku aleminden referans alarak namaz ...la birlikte onları entegre ediyor ve kadın denilen maddi unsuru oluşturuyor. Kadın tabiatı temsil ediyor. Yani ruhlar aleminden maddi aleme iniş birbirinden kopuk değildir. Birbirinin bir sürecidir. Sadece o düşüncenin, o niyetin dünya semasına inebilmesi için belli menzillere uğraması lazım. Yani sen bir düşünce attın. O hava zerrelerinde toplandı kendisine uygun düşünceleri ve bu maddeleşecek, mecburdur, mahkumdur maddeleşmeye. Aslında maddi temsili vardır ama işte enerji maddesiz, maddede enerjisiz olmaz. Üç şeyin bir araya gelmesi söylenir. Yani bir ruhun dünya semasına inebilmesi için üç şeyin bir araya gelmesi lazım. Birincisi ona uygun kozmik şartların, astrolojik konumların. İkincisi ona uygun zamanın ve ona uygun genetik faktörün. Acaba İsa'nın söylediği bir söz var. Hazreti İsa'nın söylediği bir söz var. Bedenlerimiz mi ruhlarımızı doğuruyor? Ruhlarımız mı bedenlerimizi doğuruyor? Bunu bilmiyorum diyor. Ama ikisi de bu insanda mevcut diyor. Yani Hazreti Peygamber'in yine bir hadisi var. Bedenleriniz ruhlarınızdır. Ruhlarınız da bedenlerinizdir. Yani beden ve ruh değil de beden ruh olarak, enerji ve madde değil de enerji maddedir. Yani o beden, ruhların o beraber olduğu da bedenle buluşmadığı dönemde de aslında şu anda biz içimizde potansiyel ve vardı, bedeni de biliyordu. Sadece reale mi dönmemişti? Biz zaten için. O ruhun bütününü içimizde taşıyoruz. Göklere yere sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Ama bulunduğumuz mertebeden ancak onu bilebiliyoruz. Yani hepimiz H2O'nun, sen buz olduğun için suyun halini bilmiyorsun. Su buharın halini bilmiyor. Onun için tanışıyor. Ama hepsi H2O'da. Yani hepsinin içinde H2O var ama H2O'yu buz çapınca gösterir, su çapınca gösterir. Hepimiz o ruhun zaten kendisiyiz ve içindeyiz ve mevcutuz ama bulunduğumuz astrolojik şartlar ve genetik şartlar onu perspektif kazandırıyor ve o perspektife mahkum kalıyoruz. Dolayısıyla zannedersem bir kokuyu kokladıktan sonra diğerine hemen geçmiyorsunuz değil mi? Nötrlüyorsunuz önce, sıfırlıyorsunuz. Çünkü diğerini alamazsınız değil mi? Dünyanın en doğru bilinen yanlışıdır. Kahve koklanmaz. Yalnız böyle şu anda siz anlattıkça ben kitap yazıyorum kafamda. Yani bırakasım geldi şu an bizim, maşallah.
Kahve koklanmaz. Kahve koklanması pazarlama tekniğidir. Altı kokudan sonra burun yorulur. Kahvenin yoğun bir aroması vardır. Burnu şoklar. O saatten sonra gösterseniz alır gidersiniz. Yine temiz hava ve suyla reseptör. Genelde ama bir parfüm aldığımızda. Hani çünkü stoklayan erimesi lazım. Denir o arada. Stoklayan erimesi lazım. Şimdi ruhla kokuyu iç içe hocam biraz aslında şey yaptı, pası da attı. O yaratılışta çiçek, beden, ruh, koku. Bedende de her insan içinde ayrı bir koku var mıdırla açayım ben. Öyle devam her Esma Hüsna'nın, her ayet-i kerimenin de bir kokusu vardır. Organik, inorganik her şeyin bir kokusu var. Korkunun, öfkenin, mutluluğun, aşkın, sevginin de bir kokusu var. Ruhların da bir kokusu var. Aslında biz aslında aynı sorumla vardı onlarla ilgili. Günahın, sevabın. Cehennemde koku azaltıları var. Konuştum. Belli duaların, Fatiha'dır, Bakara'dır, onların da ayrı bir kokusu var mı? Çünkü frekansları var. Tabii ki, çünkü beden tıpkı sesler gibi, renkler gibi kokuları da frekanslarına algılıyor. Yani nereden biliyor yanık kokusunun ona tehlikeli olacağını, nereden biliyor gül kokusunun şifasını olacağını, o onu frekansıyla alıyor. Tıpkı sesler ve renkler gibi kokular. Ama orada deneyim yok mudur? Yani o koku, yanık kokusu, bir yanık var. Bunu daha önce de deneyimlediğimiz için deneyim. Tehlike tabii, tabii, olduğu tabii, için bize. Çünkü genetik olarak da %1 olarak sadece koku algısı gelecek nesillere aktarılır. Gözlemlediğiniz, duyduğunuz, konuştuğunuz, tattığınız şey genetiğine kaydetmez. Ama kokuyla yaptığını kaydeder. O yüzdendir bazı kokular birilerine çok hoş gelirken anılara götürdü ama hangi anıya? Ama o anı onda değil. Dolayısıyla birbirine aktarım ve tecrübe. Bu arada bunlar 17 tabii... 17 ile 40 yıl hafızası var kokunun. Ve DNA'da en geniş alanı kapsayan bilgi kokudur. Kokuda. Beynimizdeki amigdaladaki ilkel bölümde yer alan tek algı koku algısıdır. Gördüğümüz bile retineye ters aktarılıyor. Ama koku algısı reseptörler vasıtasında hiçbir engele takılmadan 6 saniye içerisinde beyne mesaj veriyor. Siz 6 saniye içerisinde hormonları harekete getirirsiniz. Endorfin salgılatabilirsiniz, dopamin salgılatabilirsiniz. Bir kokuyla insanı saldırgan hale getirebilirsiniz. Acıktırabilirsiniz, otomatik edebilirsiniz. Bunun en eskisi zaten çok tanrılı dinlerde eski Mısır'da kifhi denilen karışımı hazırlıyorlar. Kifhi, aslında kifhi ismi. 12 rahip hazırlıyor. 12 rahibinin bir bildiğini diğeri bilmiyor. Yine 12 imam, onu başka şekilde açacağız. Koku karışımları da 12'nin üzerine yapılır. 2+1, 3 de vardır bunun içinde. Bununla beraber 12'nin üstüne her firavun kendine ait olan bir kokuyu ayetten döker. O yüzden Kipi'nin formülü halen daha bulunamaz. Çünkü böyle bir şey yok. Ben hani Ramses kendine göre, Nefertiti kendine göre, Kleopatra kendine göre bir kokuyu kullandı. Mesela diyelim ki benim fıtratım Akgünlüğe yakın. Bunu nereden biliyorum? Herkes kendi fıtratından kokar. Bu arada, biz bilebilir miyiz peki? Benim ya da sanayi devrimine itibaren biz koklaşmadan çok uzak kaldık. Mesela Sümer kil tabletlerde şöyle bir yazı vardır. Ölümün kokusunu bilseydiniz intihar eder ya da toplu cinayet işlerdiniz. Ölümün de bir kokusu var. Herkes fıtratından. Domatesi kopardığınız andan itibaren o dalında muhteşem bir koku vardır ya, evet. Onu bir daha alamazsınız dolapta beklerken. İnciri dalından kopardığınızda muhteşem kokar. İşte o onların o anda öldükleri andır ve ruhlarından bir koku bırakırlar. Biz kokunun aslında kozmetik kısmıyla karıştırdığımızdan dolayı biraz farklı iç dünyamıza da karışıyoruz. Koku dediğim şey doğal uçucu yağlar, esansiyel yağların bir ruhları vardır. Az önce hocam ne güzel anlattı. Beden, ruh. Çiçek olayın ruhu, çiçek olayın beden hali, ruhu ise kokusudur. Biz niye bu kadar meşakkatli yoldan geçip onların yağlarına ulaşmaya çalışıyoruz? Ruhlarına, özlerine, içimize yaptığımız yolculuk da o kadar zaten kadim, uzun bir yolculuk. Tarihe bakıyorsunuz. Örnek olarak Nefertiti halkın arasına çıkmadan önce yasemini banyolar yapıyor. Amberle oluyor ki amber bolluk bereket meleklerinin sevdiği kokulardandır. Hazreti Ömer'in de bir hikayesinde avuçlarının amber kokması boşuna değildir. Çünkü amber bolluk bereket meleklerinin sevdiği kokuların dışında bir de adaletin sembolüdür. Evet 320 MHz gül o işin şefidir. Fakat çok dillendirmediğimiz mevzudur bizim. Dark amber 348'dir. Ayet-el Kürsi'nin megahertz'i de 348'dir. Ayet-el Kürsi okumaya niyet ettiğimiz andan itibaren bedenimizden de 348 megahertz çıkar. Bakıyoruz Osmanlı uluslararası anlaşmaları yaparken ki amber hazine-i hümayumda saklanır. Sadece
şehzade şerbetlerinde, sünnet törenlerinde amber çıkıyor ya da cürüs törenlerinde. Bunların da bir sebebi var. Çok manidardır. Niye hazine hümayim? Şimdi siz bolluk bereket melekleri deyince herkes cüzdanlarına sürüyor. Hayır, öyle değil. Çünkü şifa da bir bolluk bereket. Evet. İlim de bolluk bereket. Sadece maddiyat değil. Dolayısıyla bu biraz daha hani herkesle paylaşılacak bir bilgidir, kabul ediyorum, ama doğru kullanmak gerekiyor. Az önce bahsettiğim gibi, Abdülkadir Geylani'nin söylediği gibi, adab ve usullere riayet eder bir kul için muhteşem bir nimettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amberi gülü uğdu, sağ avuç içerisine kelime şehadetle sürüyor. İlk önce sakalına, sonra kaşına, sonra saçına, sonra şah damarına. Diğerlerini de sol avuç içerisine. Bu yüzdendir ki 2. Abdülhamit Han cuma selamına giderken bu ritüeli yaptığı bir karışımı var. Neden bunu sadece o zaman yapıyor? Çünkü aslında koku sizi meditatif hale en hızlı ulaştırabilecek bir şey. Meditasyondayken koku bir anda sizi yukarıya çıkartıyor. Çünkü frekansları var. Ağrı kesici özelliğine olan kokulara baktığımız zaman 50 ile 60. Hı hı. Ama duygusala baktığımız zaman hani durum ve duygu bozukluğu, hiperaktif, kaygı, endişe, panik, bunlar maksimum 118'de 120'de bitiyor. Lavanta gibi evrensel. Ama ak günlük dediğiniz zaman, ölmez otu dediğiniz zaman, üzerlik dediğiniz zaman, gül dediğiniz zaman bunlar ruhani olarak bağda bulunuyor. Ona devam edelim hocam. Çok kısa bir aramız daha olacak. Sonrasında hangi kokunun neye iyi geldiği, şifa anlamında tabii ritüelleri de konuşacağız. O şekilde devam edelim. Sevgili seyirciler, yine kısa bir aramız var. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet efendim, sebep sonuç kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi biter hocam. Yarım kaldı. Aralarda reklamlarımız çok bölünüyor ama yapacak bir şey yok. Şimdi şey sormuştum ben. Her insanın, bireyin kendine özgü kokusu, hani benim kokum budur. Hani esmalarda öyledir ya. Var mı? Bunu nasıl öğreneceğiz? Bir, bunları biz kendimizle üretebiliyor muyuz? Bir tekniği var mıdır? Çünkü ciddi, meşakkatli bir şey. İşte şu kadar gül toplanıyor falan. Öyle bir başlayalım. Öncelikle ben mesela, benim kokum nedir? Bu belli bir testten geçiyor. Yani özellikle şu pandemi döneminde yapmıyoruz ama belli bir testten geçiyor. Çünkü ağzımızdaki koku değişirse biliyoruz ki ağız sağlığımızda bir sıkıntı var. Beden de kokusuyla konuşur. Yani biz ne yapıyoruz? Stiklerle kapatıyoruz. İşte parfüm, deodorant falan. Ama halbuki hiç dikkat ettiniz mi? Şuradaki çukur bölge şuraya denk gelir. Gribal enfeksiyona yakalanmadan önce buradaki kokusu değişir. Hatta Anadolu'da halen daha bazı yaşlı amcalar şöyle kulağın arkasını kaşırlar. Biz ne yapıyor falan deriz. Burayla konuşur. Derler ki buraya koku sür. Hayır kardeşim, buraya şu çukur bölgeye koku süremezsin. Çünkü vücudumuzun en yağlı ve iletişimi en güçlü olan yerde beyne mesaj göndermesi lazım. Karaciğer yağlanıyor. Pankreas seviyesi düştü ya da yükseldi ya da şeker, kum döküyorum dediğinde burası konuşmaya başlar. Ayağımızdaki koku değiştiyse, ağzımızdaki koku, belli ki bir sağlık sorunu var. Yemek bozulmaya başladığında kokusu değişiyor. Vücut bozulmaya başladığında da kokusu değişir. Bebekler farklı kokar, yaşlılar farklı kokar. Çünkü yaş ilerledikçe hayat boyu yaşadığımız tecrübelerin de, duyguların da bir kokusu birikiyor. Ayrıca bedenimizin de bir kokusu birikiyor. Vücudumuzda ağır metal biriktiğinde ter kokumuz değişir. Öfkelendiğimizde ter kokumuz değişir. Yani şu hareketi falan yapıyoruz. Niye? Burası konuşması lazım. Beden konuşması gerekiyor. Tırnak buradayken gayet iyi de kesilip yere düştüğü zaman saç düşmüş, tırnak düşmüş diyoruz. Niye dışlıyoruz? Ki bedendeki koku da aslında vücudunun iletişim dili. Hayvanlar koklaşarak anlaşıyorlar. Çok klasiktir. Korkma. Korkarsan köpekler anlar ve saldırır. Demek ki korkunun bir kokusu var. Onlar alıyorsa biz de alıyoruz. Sadece sanayi devrimi artık tanımlamayı unuttuk. Yani ne anlama geldiğini unuttuk. Peki evde kullandığımız deterjanlar hocam, unutmayın. Deterjanlar devamlı kullanırız. İşte bir şeyler sıkarız. İşte koltuğumuzdan yastığımıza kadar. Onların şu anki bu doğallıktan bizi uzaklaştırması zaten hani bir şekilde bir sistemin bir parçası değil mi? Şimdi uyurken beyin alfabeti tetra boyutuna geçiyor. Rehber rüyalara açılıyor. Siz yattığınız yatakta buram buram kimyasal kokan varsa tabii ki o ne kadar size... Ama biz şey yapıyoruz. Oh mis gibiymiş. Oh mis gibi, çok güzel. Çamaşır suyu. Oh mis gibi. Yumuşatıcı da koyalım da koksun falan. Yumuşatıcıya tabii ki ihtiyacımız var. Yani eğer istiyorsak. Ama illa böyle bir parfüm havasında olacak. Ben şahsi olarak söylüyorum. Hani bu iyidir kötüdür yargılamak benim haddim değil zaten de. Ben çok kokulu maddeler, özellikle yattığım odada, etrafımda, üstümde kullanmayı tercih etmiyorum. Çünkü zaten tasarlarken mesela ben parfüm de kullanmam.
Çünkü zaten her gün çok farklı farklı kokulara boca oluyorum. Bir şeyi tasarlarken parfüm benim burun algımı yorduğu için zaten ben parfüm kullanmıyorum. Herkes o parfümünüzde falan hani bir isim versem zaten çok satacak. Koku bununla ilgili nasıl bir evde bir çalışma ya da temizlik yapacağız? Yani şey derler ya. Olabildiğince kokusuz. Evet, olabildiğince kokusuz ve olabildiğince doğal. Şu an doğal kozmetik var. Doğal temizlik malzemeleri var. Hani Arap sabunu, gözünü sevdiğim Arap sabunu, evet, hani hacı şakiyeli yani vardı. Yani ben genelde evet, böyle olabildiğince doğal, var bor markalar. Evet, bor. Zaten bor, Arap sabunu, den temizi. Bor bayağı revaçta. Revaçta çünkü kendimden biliyorum. İki yıl önce değiştirdiğim andan itibaren ve bazı tabii ki destek aldık. Kızımdaki hiperaktif yani durumu zaten rahatlattım. Uyku terörü yaşıyorduk biz. Çünkü uyurken o deterjan, kimyasallar o kadar uyarı veriyor ki, çünkü tehlikeli ya. Özellikle daha 7 yaş altında bilinçaltı farklı olan çocuklarda sürekli sinyal veriyor. Tehlike sinyali. Kimyasal o. Uyarı veriyor. Çocuk uykuya dalamıyor. Uykuya dalamayınca rahat uyuyamıyor. Ertesi gün agresif kalkıyor. Hani bunların hep böyle ekstra bir nüansları var. Tabii ki sağlık her zaman ilk önce bir doktor muayenesinden geçmek gerekiyor ama yattığımız çarşafta deterjan, kimyasal olduğunda ve de sürekli uyarı veriyor telefonlar, cep telefonları. Böyle tam telefon başımızın yanında. Epifiz bezi zaten gitti orada. Wi-Fi aynı şekilde. Epifiz bezi gitti. Ağır metallerle birikiyoruz. Yıllardır çoğumuzun epifiz bezi salgılanmıyor. Epifiz bezini iki şey salgılatır. Biri kapkaranlık bir oda. O yüzdendir ki kral mezarları piramitlerin en karanlık yerlerine defnedilir. Diğerleri de doğal kokular. Ama her doğal koku değil. Epifiz bezini üzerlik, ak günlük tetikler. Temizler ağır metal ama bunların da bir ritüelleri var. Ardıç değil mi? İşte ardıç tohumu. Akşama denerler hocam oraya. Evet. Biraz ona mesela açıyor. Ardıç üzer, ardıç sirus enerjisinde çalışır. Özellikle şamanlar evden çıkmadan önce ayak altlarına hemen eşikte sürerlermiş. Ben yürüdükçe peşi sıra işlerim gelsin diye. Hani kalk yürü. Benimle gel diye. Murat sana bir ardıç hediye edebiliriz. Evet yapalım. Hatırlatalım tekrar. İki tane koku hediyemiz var sevgili seyirciler. Aslında arada cevabı verdik ama tekrar sormuş olalım. Gül kaç megahertz'tir? Sorumuz birisi gül bahçesi. Diğeri de not aldım burada. Patchouli kokusunu hediye edeceğiz. Sosyal bu arada hocam altında çizmek istediğim bir konu var. Çok özür dilerim. Bunlar doğal olduğu sürece etkili olur. Yani evet, sentetiğin evet, bunu evet, yapma evet, ihtimal. Tek taş pırlantı. O şekilde satılıyor ama değil mi bu isimde sentetik? Evet evet. Hocam, aromalı mesela gül aroması diye yazar. O gül aromasıdır. Gülün kendi yağı değildir. Evet, evet kesinlikle. Şimdi hocam yaratılışı ruhu konuştuk. Hep konuşulan bir konu var ama nasıl gireyim oraya? Allah neden insanı yarattı sorusu vardır ya. Oraya gelin. Hatta şu da vardır ya. İşte ben bilinmeyi, bir gizli evet, bir hazineydim, bilinmeyi seçtim diye. Ona girelim. Bu arada sosyal medyadan gelen yorumlarda bir tanesi çok kendini beğenmiş birisi diye. Ben mi çok kendimi? Geldi. Beğeniyorum abi. Çok beğeniyorum. Bence de beğenmelisiniz. Acayip ben beğeniyorum. Yaratan güzel yaratmış abi. Şükrediyorum. O da güzel bir cevap. Beğeniyorum yani. Şükür nimeti ziyadeleştirir. Rabbim güzel yaratmış. Tabii ki beğeneceksiniz. Ne yapalım ya? Aslında bu yani kendimizle olan işte barışıklığa ulaşmak. Yaratılışın, kibir tehlikeli. Kendini yaratılışın, beğenmişlik kötü değildir gibi geliyor bana ama kibir tehlikeli orada. Yani sadece yok, ben demiyorum. Ben yani. Sen de tanıyorum. Çok güzelsin. Sen de çok. Yani güzel, güzellik bütünlük anlamında. Yani gübrenin kokusu olmasa gülün şeyi olur mu? Hı-hı. Gübrenin durumu olmasa gülün kokusu olur mu? O dolayısıyla ateşin yaratılmasında da hikmet var ama hikmetinde kullanmak evet, lazım. Evet. Az önce söyledi yani her kokuyu kullanmak değil. Ben aydınlanacağım diye paçuliye sürekli burnuma tıkarsam kulağıma şey yaparsam olmaz. Yani onun bir oktavı adabı var, erkanı var. Dengesi her şeyin kendi var içinde. İşte hayatın bu dengesine biz işte güzellik burada açığa çıkıyor. Yani esmaların hüsna olabilmesi için o hüsn oradaki akordu çekiyor. Yani oktavların, yaratılış o yüzden mi insan yaratılışıyla bağlarsak? Oktavların birbiriyle uyumu. Yani farklı farklı esmaların belli bir kombinasyonda bir araya gelip güzelliği, esmaların hüsna olabilmesi, oradaki o hüsn, oradaki güzellik o takvim, kıvamdan geliyor, orandan geliyor. Oran hı, dengedir. Dolayısıyla biz niçin yaratıldık? Yani bunun, evet ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım. Peygamber aleyhisselam, ya'budu deniyor orada ibadet etsinler ama ya'rufu, kendini bilmek demek. Yani ruhun üflenmesi demek, ne demek? Ruhun üflenmesi
Hani bir ifadede iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü. Tevekkül ise saadet idareini doğurur, iktiza eder, açığa çıkartır. Şu varlığın en nihai şeyi nedir derseniz, yani amacı nedir derseniz, yaratılışın en nihai amacı nedir derseniz, lezzeti ruhaniye dediğimiz, Allah güzeldir, güzeli sever. Bak, zatını güzellik olarak, faaliyetini ise şe'en olarak, Allah her an bir şe'endedir ve niteliğini de nur olarak gösteriyor. Allah göklerin ve yerin nurudur. Yani şu nur okyanusu içerisindeki bu dalgalanmaların, şe'enlerin hepsinin güzelliğini görebilmek varlığın yaratılış amacıdır. Bu nedir derseniz, yani bu gül kokusunu alıp çektiğinizde şöyle bir tanımsızlığın, isimsizliğin, bildiğinizin ama bilemediğinizin o uçuşuna geçiyorsunuz ya, haline geçiyorsunuz ya. Aynen işte. Bu aslında yaratılışın amacıdır. Ama var ve hepimizin güzel bir şey zaten. Hani yoklukta bir şey yok. Sorgulanamaz o açıdan. Yoklukta zaten bir şey yok ama var olmak insan olarak güzel bir şey. Rabbimizi niçin biz buraya geldik? Amaç olarak söyle. Hepimiz Rabbimizi bulmak için geldik. Rabbimiz nedir dersek, Rabbimiz bizim dehamızdır, yeteneğimizdir. Yani bizi biz yapan, bizi bizimle tatmin eden, ben bu varlık içerisinde güzel ve değerliyim tıpkı her şey gibi dedirten bilinç, Rab bilincidir. Rabbimizi esmalarımızla inşa edeceğiz. O Rab orkestra şefidir. Ve ona ulaştığımızda o esmalar kendi dengesine oturacak. Ve oradan sonra Rabbimiz ne yapacak? Ruhumuzu kesecek, biçecek. Öldüğümüzde de o ruh elbisesini giyeceğiz. Hani diyor, ruh Rabbinin emrindedir diyor. Mesela ayette ruh Rabbinin emrindedir. O zaman ruh bize verilmiş olan bir potansiyeldir. Bu potansiyeli işleyebilmemiz için Rabbimizi bilmemiz lazım. Rabbimiz, senin buradaki Rabbin nedir? Bu işi yapmandır işte. Bu iş seni öğretiyor. Bu iş sana şey yapıyor. Yani seni Rabbine, alemlerin Rabbi olan Allah'a bağlayan araya şey. Araya gelecektim hocam. Biliyorum. Orada ben şey yaptım. Girdiğini. Sıyırdım. O yorumları görüyorum yani, alttaki Hakan Yorum. Şimdi içinde gidiyoruz. Biliyorum. Tam girecektim. Koku, biraz koku. Farklı kokular geldi. Hocam şu ben koku. İhtinaz sıraten müstakim kokusu geldi. Kelime-i şehadet lazım. Bir Allah'ım ekber. Şunu demek istiyorum. Seni Rabbine bağlayan dehan, toparlıyorum uygun bir şekilde, seni Rabbine bağlayan dehan, alemlerin Rabbi olan Allah'a bağlayan dehan senin mutluluğundur, memnuniyetindir. Yani şu iş sana nasıl zevk veriyor değil mi? Şu kokuları koklamak ve bunlar üzerinde bir beste yapmak sana nasıl zevk veriyor? İşte gerçek anlamda şeyimizi, işimizi bulduğumuzda o bizi eğitecek, terbiye edecek. Ve ruhun sonsuzluğu içerisinde İyi güzel bir yaratılmışız. İyi ki varız. İyi ki de değil mi? Tabii çok sorun var, çok mükellefiyet var ama iyi ki de var olmak güzel. Ama ne kadar şanslıyız ki bu kadar sorun içerisinde seçilmiş ruhlar olarak gönderilmek yani. Eşrefi mahluk yarattım diyor, halife yaratıyorum diyor. Şimdi onlara hocam teker teker anlatalım mı ya da anlatmak istediğiniz hangi koku nedir? Çok özür diliyorum. Bu arada Mihter'le birlikte o esas bizim biraz da kadim cinsellik, Rahman, Rahim enerjisi o kokularımızdan bahsedelim. Eril, çok, dişil evet, kokular güzel lazım. Kokularımız tabii hocam. Çünkü var. Hepimizde aslında eril, son dişil var. Versiyon. Yani biri kadın, biri erkek. Hepimizde o. Kubilay hocam bunları hani Mihter diyen, biz buna başladığımızda Mart, tam böyle Mart'ın evet. Sonu Nisan başı hı-hı. gibi bir şeyler değişiyor. Varlık kavramını yitiriyor. Bir şeyler yapalım. Ne olsun? Dataları verdim. Yedi çakrayı düzenlesin, eril dişil denge, insanların bir dengede oturtmaya ihtiyacımız var şu anda dedi. Çünkü bir şeyler değişiyor. 2020 farklı geliyor. Böyle saatlerce bize data verdi. O datanın üstünde frekansların hesaplamaları. İçerisinde sembolizm olsun dedim. Dişil enerji dengeye otursun. Kişiler kendini bulmak istiyor. Ama ağrısına da iyi gelsin fiziki olarak. Rahatlatsın, öfkesini yatıştırsın, kaybolduğuna toplansın. Biz biraz da onu istiyoruz. Dedim ki yani hocam neyse farkında işte, mısınız siz? Bir anda bir mucize bekliyor değil mi? Neyin şunu koklayayım ya da biz bizim açıksın. Yap dedi. Yap. Peki yapalım. Tamam oturduk. Eril dişil enerjisi matematiğini hesapladık. Sembolizmle oturttuk. Örnek olarak dişil enerjisi olmazsa olmaz gül. Kalp çakrası 320. Evet. Çünkü zaten dişi Venüs enerjisinde çalışıyor. Onun için de bergamut. Işıldasın. İmajını arttırsın. Ak günlük, rehber rüyaları. Çünkü son günlerde hiçbirimiz kaliteli uyuyamıyoruz. Rehber rüyaları atsın. Tamam hocam. Lavanta, sakinlik, dinginlik versin. 118 megahertz.
Mesela biz dişil enerjiyi kurarken 8 sembolizm üzerine kurduk. 3 ilahi aşk, 5 4 elementin başını hükmedicisi toplandığı zaman 8'in İslamiyet'in rakamı olarak geçiyor. Bununla birlikte mesela Eylül enerjisindeki servi ağacı İslamiyet'e şehadeti getirir. İçerisindeki sedir, servi değil, sedir ağacı topraktan gökyüzüne bağlanan merdivenler olarak geçer. Beden topraklanmaya ihtiyacı var, ruh gökyüzüne bağlanmaya ihtiyacı var. O dengeyi tutturabilmek. Yani sadece dişi eriliğin dışında kadın erkek değil, içerisimizdeki yin yang, iyi kötü, gece gündüz, ay enerjisi, Rahman güneş Rahim enerjisi, hepsini bir arada. 6 ay. Tamam biz bunu yaptık ettik, sonra tabii ki resmi olarak alerjenleri, Sağlık Bakanlığı hepsinin işlemleri. O sonrasını birazdan konuşalım. Yine bir araya gitmemiz gerekiyor. Sevgili seyirciler, kısa bir aramız, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet efendim, devam ediyoruz. Hemen bölüme başlar başlamaz sorumuzu tekrar hatırlatayım. Gül kaç megahertz'tir? Sorusuna cevap veren iki izleyicimize bir gül bahçesi kokusu, bir diğeri de paçuli. Doğru söyledim evet, değil mi? Paçuli kokusunu tefarik, hediye edeceğiz. Tefarik. Said Nursi Hazretleri'nin yanından ayırmadığı kokusudur. Evet. Diğer adı. Diğer adı tefariktir. Hediye edeceğiz. Şu an ekranın altında görüyorsunuz. Sosyal medya adreslerimizden bize yazabilirsiniz. Şimdi hocam tabii şifa anlamında da hep şey konuştuk biz, işte esmalar, belli zikirler, ama koku da o konuda çok önemli. Nasıl faydalanabiliriz? Belli bir ritüelleri var dediniz. Kadim medeniyetlerden girebiliriz. Şu anki yapılan işlemlerden devam edebiliriz. Ve subliminaller, siyasiler nasıl mesela? Hitler'e, tabii ona da aslında evet, son bölümde girmek istiyorum. Hı-hı. Hipnoz yapılabilir mi? Zihin kontrolü yapılabilir mi? Geçmişte bazı liderlerin yaptığı söylenir. Kokuyla beraber halklara bir şekilde hipnoz yaptığı da söylenir. Böyle evet, açabiliriz ama ritüellerle başlayabiliriz. Mesela biz tantra dişili ritüelleriyle yapıyoruz. Kadim Bilgelik Okulu adı altında, Kadim Bilgelik Okulu adı altında yaptığımız tantra dişil ve tantra eylik okulları. Sadece güzel kokmak ya da şey değil, ritüelleriyle hayata geçirebilmekte amaç. O yüzden her ikisi de 7 çakranın üzerine çalışıldığı için pazartesi günleri başlıyor kök çakrada. Evet. Daha sonra pazar günü bitiriliyor. Bir hafta ara veriyoruz. Daha sonra yine şah damarlarımıza, kalp bölgemize, çünkü içerisindeki gül kalp çakrasını aktivite ediyor. Üçüncü gözümüzün ortasında, iki kaşımızın arasında üçüncü göze sürebiliriz rehber rüyalar için. Her ikisinin içerisinde ak günlük var. Ak günlük tepe çakrasının kokusudur ve direkt arınmayı sağlar. Neyden öğretiliyor ak günlük? Ak günlük kendisi zaten. Kendisi. Tabii tabii, bir ağaç reçinesidir. Ağaç reçinesidir. Ağacın gözyaşları olarak da bilinir. Sadece kendisinden mi? Sadece kendisinden de. Günlük ve ak günlük olarak da ayrılıyor. İçerisindeki sedir, selvi, yasemin, gül, mesela yılan kılan direkt solar plexusu harekete geçirir. Ama bunların oranları da var. Mesela gülden 8 damla kullanıyorsanız serviden 3 damla kullanmanız gerekiyor. Bergamuttan 11 damla. Yani yemek yaparken de bir tuzu vardır ya, o şekilde. Peki nasıl yapıyoruz? Özellikle yatmadan önce şah damarlığını bilek içerisinde sürdüğümüzde içerisindeki özler melatonin hormonunu tetiklemeye yarayan özlerdir. Kaygı, endişe, öfke patlaması yaşadık. Gün içerisinde koklayabiliriz. Şah damarımıza sürebiliriz. Kendimiz ışıldamak istedik, parlamak istedik veya baş ağrımız oldu. İçerisindeki gül yine baş ağrısını rahatlamaya sağlar. Ama baş ağrısı yaşıyorsak oradaki ağrıyı şifalandırmak için saat yönünün tersine. Kalp çakrasını aktivite etmek istersek bu sefer saat yönüne yapacağız. Bir ağrı olduğunda ters yönüne yararlanmak istediğinde, onarmak istediğimizde saat yönüne yapıyoruz. Bununla birlikte kendi alanımızı içerisinde mesela paçuli avrayı güçlendirici özelliğine sahip olduğundan dolayı bir ortama girerken tedirgin oluyorsak, bu arada bunların şu özelliği var. Kişisel bakım gibi bir kişi kullandığında ona uyumlandığından dolayı başkasının kullanmasına, buna eş de dahil olarak izin verilmiyor. Buzdolabında saklanıyor. Bakteri üretmesi için ağzı, titanyum ve etraf farklı yapıldı. Buzdolabında saklanmasını tavsiye ediyoruz. Kozmetik amaçlı çok düşünülmemesi lazım bu. Gündelik hayatta kullanımı biraz enerjimizi yükseltecek, hayat kalitemizi yükseltecek ufak karışımlar desteklenecek. Güzel. Çok güzel. Ben özellikle dişil enerjiyi oldukça
seviyorum. Mesela eril maskülen gibi duruyor ama maskülen de oradaki eril enerjimize sahip çıkmamız lazım. Eril enerjisinde ayrıntı, mantık, kontrol etme. Dişil daha mantık, daha duygusal ve teslimiyet alıcı tarafımız var. Şimdi ikisinde dengeye oturtma. Birimizde eril enerjiye ihtiyacımız vardır. Birimizde dişi enerjiye ihtiyacımız vardır. Mesela eril enerjini hayattaki maddiyatı kovalamak sonuçta bir kalacak. O yüzdendir ki ardıç tohumu, ayak atlanı sürülerek kullanılan bir ritüel. İçinde amber var. Yine bolluk bereket meleklerin sevdiği. İçerisinde olan ak günlük, rehber rüyalara davetiye. Her ikisini kullanırken şunu söylüyorum ben. Yatmadan önce iki kaşınızın arasında sürdüğünüz dişini veya el fark etmez. Sabah uyandığınızda muhakkak yanınızda bir defter olsun, rüya defteri. Kesinlikle. Onlara not etmek lazım. Ama işin ehline, yani rastgele akşam rüyamda bunu gördüm falan değil. İşin ehline yorumlatmak gerekiyor. Mana aliminden çok fazla şu anda mesaj alamıyoruz. Meditasyon yapıyorsak, namazda, Tibet'tekiler çok iyi söylüyorlar. En güçlü meditasyon namaz aslında. Gülün normal gül frekansını günde tasavvuf 7 nefes koklamanız gerekiyor. Ama meditasyondaysanız, namazdaysanız bunun sınırı yok. Çünkü direkt beyin dalgalarını harekete geçiriyor. Nikola Tesla, ki kablosuz iletişimi bulmuş adamdan bahsediyoruz, kuantumun duayeni, diyor ki, hatta YouTube'da da bunun yapıldı, röportajları var, Ocak ayında düştü. Dünyada tek ilaç nedir desiniz diyor, size gül derim diyor. Çünkü beyin dalgalarını direkt harekete geçiriyor. Evet. Vakıflara bakıyorsunuz, cüz okunurken Kur'an, büyük bir kitap hatmediyorsunuz. Gül suyu koklanıyor. Gül suyunu içmiyoruz. Gül suyunun megahertz'i çok yüksektir. İçilebilir gül suyu. Ateş düşürücü özelliğine sahip olduğundan dolayı Osmanlı şifahanelerinde çok kullanılmış. Gerçek gül suyunu içtiğiniz zaman karaciğer yağlanma alanına engel olduğu kısımda yapıyor. Şu anda klinik araştırmalar bunu ortaya koyuyor zaten. En son yapılan bir araştırmada da şeker hastalığından dolayı yıpranmış göz damarlarını yavaş yavaş onardığı ortaya çıkıyor. Ama bazı bu yiyeceklere de katılıyor. Yani özellikle güllaçta. Ama bunlar plastik şişelerde olmaması evet. gerekiyor. Cam şişede olacak, tarım ilacı dahil kullanılmaması gerekiyor. İçilebilir gül sularında. Isparta'daki o bahçeler tamamıyla böyle yani. İnşallah oralara da turlar düzenleyeceğiz. Tabii tabii. Bu arada bu yılın en güzel kısmı, bu yıl en güzel kısmı bulutların üzerine uçak dahil evet. geçemedi. Yani uçak da, çünkü egzoz ister istemez yağmur bulutlarına, evet. yapraklarına çok değiyordu. Güzel. Bu yıl sadece biz, kuşlar ve arılar vardı. Hatta ortamda konuşuyoruz. 2020'yi ayrı mı tutsak? Hani bazı şeylerin üstüne yazar ya mahsul, 2020 mahsulü. Muhteşem bir enerjiyle çıktı. Doğaya dokunmazsak aslında o kadar güzel uyanıp şifalanıyor ki. Bu yıl doğa uyanırken insanlar eline ayağını çektiler. Lavanta muhteşem çıktı, gül muhteşem çıktı. Mesela eril enerjisinde kullandığımız özlere baktığımızda ki poçili çok ağırlıklı var. Sedirin yanı, sedirin megahertz 96'dır. Erkin elin enerjisinin imajını parlatmasıyla doğru orantılıdır. Köklenmektir. Erkek toprağa ne kadar köklü bağlanırsa o kadar kadında da güven uyandırıyor. Bu arada çok tanrılı dinlerde baktığımız zaman aşk tanrısına sunulan kokular, ben araştırırken diyorum, çiçek, böcek, gül çıkacak. Yok. Paçuli, yani. Sedir, vetiver. Bu niye dedim? Biraz düşününce topraklanmak. Aşkta en çok aranan şey ne? Sadakat. Sadakat. Sadık olmak için bu kokulara baktığınız zaman toprağa sadakatla bağlılar. Bu arada Isparta'da deniz, Isparta'ya gittim geçen ay. Evet. Bir dostumla beraber, hatta bir projeydi, bakalım kısmet olursa birkaç dönümlük böyle bir yer var, lavanta ekelim diyoruz. İnşallah. Tabii onu biraz ticarete dönüştürecek o, ama gittik yer falan da baktık. Nasıl üretiliyor, ne yapıyor? Devamı gelmesi lazım. İnşallah. Her kokunun ritüeli olduğu gibi lavantanın ritüeli var. Örnek olarak yatmadan önce biraz bilek içerisimiz, yatmadan 20 dakika önce lavanta sürdüğümüzde o bütün kaygıyı, endişeyi bir dışarıda bırakıyoruz. Çünkü zaten lavanta negatif enerjiden arındırıyor. Hı hı. Yatağımıza lavanta hidrosuya sıkalım. Hani az önce dedik ya ne kullanmalıyız diye. Tamam, yıka koy oraya. Lavanta sık. Yat uyu böyle bir güzel. Hem negatif enerjiden rüya alemine girerken hiç olmazsa buradaki şeyleri de alıp ihaleyle oraya götürmeyiz. Burada bırakırız. Eskiler çok, bu arada Osmanlı çamaşırhanelerinde de var. Kazanları, çamaşırları kaynatırken portakal kabukları atıyorlar bir akşam öncesinden. Ne yediyse artık onun içine katıyor. Hem antiseptik özelliği oluyor hem de mis gibi kokuyor. Lavantalıları da yastıkların altına koyuyorlar.
zil lavantalarla uyuyorsunuz. Bergamot, portakal, mandalina'yla uyanıyorsunuz. Ya. Bihter o kadar çok gönderiyor ki şimdi kokular gelmiş benim masanın üzeri böyle dersteyken. İşte bir alemi anlatırken o kokuyu, öbür alemde o kokuyu, öbür alemde o kokuyu. O lavanta da şey... Düşünemiyorum hocam seni orada. Uçuyor. Zaten kendini beğenmişsin öyle diyor. Ya. Sonra başladık aklına dönmeyemiz. Sonra dersler nasıl öyle oluyor diye. Ya zaten bu... dünya parası. Ya. Öyle diyorlar bile. Patchouli eskiden cadıların şerrinden korunmak için de kullanılıyor. Bak silahları temizlemek için de kullanılıyor. Silah ona manada... zaten büyü manada, de tabii. Yani kapı açabilecek durumda enerji var çünkü. Açabilecek, kapatabilecek, dengeleyebilecek, sıkıntılı çözümleyebilecek. Şey her şey vites yani. Birinci bölümde aslında yarım sordum ama tabii orada birkaç farklı koku da var ama hani izleyicilerimize en azından hani bilgilendirme anlamında hani şifalanma anlamında da diyeyim daha doğrusu. Neler kullanılabilir? İşte başım ağrıyor ya da işte huzursuzluğum var, uykum yok, gece uyuyamıyorum ya da işte dinç kalkamıyorum ya da günün içerisindeki çalışmalarımızdan işte bolluk, bereket, şifalanma anlamında da önerebileceğiniz neler var? Sırayla birkaç tanesi. Unutmadan şunu söyleyeyim. Özellikle tantra dişin içerisindeki palmarosa ve karışımı biz hanımların böyle ince çizgileri oluyor ya. Onları gidermekte muhteşem iyi. Yani ince çizgili hücre içerisinde metabolizmayı hızlandırdığı için sadece metafizik boyutunda değil fiziki olarak da gece yatmadan serum olarak kullandı. Aynen öyle cildi parlaklık ve yenilemek veriyor. Bizim en büyük dertlerimiz kaz ayaklarımız. Aynen öyle. Botoksa karşılık. Bu arada çok özür diliyorum. Bu tantra dişil ve eril kokular işte kadim bilgelik sağ olsun Bihter bunları şey yaptı. Artı eğitimlerde de bu Osmanlı'nın kadim cinsellik eğitiminde Osmanlı'da kullanılan bir gün onu program yapın o çok değerli. Olur. Özellikle de o şeyi anlatmanı istiyorum yani şimdi burada o bebeğin kokusu o annenin plasentanın onu ne olur anlat o çünkü çok değerli bilelim. Ama tabii önce bunun arkasında alabiliriz şu anda yakında isimlerini de verebilirsiniz. Tabii hocam. Ki örneğin patchouli, ak günlük, yılan kılak. Ak günlüğün şöyle bir ritüeli var. Mezopotamya'da güneşte koşamıyorsan günah işlemişsindir diyor. Niye güneş? Şimdi klimalı ortamlar var. Niye güneşte koşalım? Fıtratını yapamıyorsun ya. Evet. Rahiple gidiyorsun. O zamanın rahipler aynı zamanda doktorları. Diyor ki ne günah işledin? Ne işleyeceğim? Aslan mı olmak istedin? Akrep mi? Hmm. Yılan mı? Yani kendine ait olmayan fıtrata mı geçen ego mu? Sizi 3 gün boyunca yıldızların altında uyutuyorlar. Yıldız enerjisini uyutuyorlar. Ondan sonra rüyalarınızı yorumluyorlar. Eğer ki dengenden şaştıysan, sana ait olmayan bir hayata soyunduysan ya da orada yaşadıysan, tabii onlarda böyle uçucu yağlar yok ne yazık ki, ak günlüğü dövüyorlar. 7 gün boyunca dolunay hariç, güneş ya da battıktan ya da doğmadan önce tepe çakrası denmiyor bu arada orada, başının üstüne koyuyorlar. Hayvansal gıda tüketmiyorlar, bol sıvı veriyorlar. Şimdi beden zaten arınıyor. Çünkü her hastalığın aslında bir şuurdan geldiğini eski rahipler de biliyorlar. Sizi ak günlükle, çünkü ak günlük zaten tepe çakrasının kokusu, bir dengeye oturtuyorlar. Bunu da ben hani kendimde de ya ilk yaptığımda nur topu gibi 3 tane böbrek taşım varmış, haberim yok. Tabii korkulardan kaygılan 1-2 bol da sıvı alıyorum ya, onu bir güzel attım. Ak günlüğün ritüellerinden bir tanesi bu. Mesela patchouli, Said Nursi Hazretleri'nin yanından ayırmadığı diğer ismiyle tefarik, açık mezarı hatırlattığı için. Kokusu açık mezarı hatırlatır. Hazreti Ali'nin kokusu neydi? Hazreti Ali şöyle, çok güzel bir soru sordunuz. Daha Hazreti Ali yeni bitirdim şeyi. Evet. Hazreti Ali son nefesini vermeden önce azatlısı Selman'dan bir demet gül istiyor. Diyor ki nereden bulacağım hani zaman. O döneminde o mevsimde bulunuyor, getiriliyor. Son nefesinde gülü kokluyor ve gül nefesini verirken ruhunu teslim ediyor. O yüzdendir ki Bektaşilik'te gülün de anlamı çok farklıdır. Evet. Ama Evliya Çelebi'nin Seyyahatnamesi'nin 4. cildinde yazdığı bir rüyayı anlatıyor. Diyor ki akşam Efendimiz ve diğer peygamberlerin meclisindeydim. Ahi Çelebi Cami vardır. Eminönü'nde orada olduğunu anlatıyor. Ahi Çelebi Camisi'ndeydik. Efendimizin elleri gül, diğer peygamberlerin anlatıyor bazının elleri ayva kokuyordu. İmam Hasan Hüseyin'in elleri karanfil, Hazreti Ali'nin elleri yasemin, Hazreti Ömer'in elleri de amber kokuyordu. Allah onların hepsinden razı olsun der. Bu arada da yasemin de çok başka bir kokudur. Partikülü indolindir.
O çok oraya girersek çıkamayız. Evet. Çok başka uygarlıklarda kullanılır. Ama herkes fıtratından kokarın en iyi örneğidir. Hazreti Ömer neyle anıldı? Adaletiyle. Amber'in özelliği neydi? Adalet. Dolayısıyla aslında herkes fıtratından kokuyor. Şimdi tamam. Buraya baktığımız zaman sedir. Sedir. Özellikle şifa enerjileri yaparken elinize gelin sizinle 10 saniyelik bir deneme yapalım. Hazreti Süleyman da sediri evet. Çok kullanıyor. Evet hocam. Değil mi? Bütün sedirlerden. Şöyle çok özür dilerim. Elinizin avucunun içiniz için bir damla. Hı-hı. Hatta bunu siz de yaptım herhalde uçacağız. Şimdi şöyle bir yapın sadece. Sıcaklığı hissettiniz mi? Evet. Direkt ısınır sedir. Özellikle şifa enerjilerinde kendilerini kişilerin koruması adına bir damla sürüp muma tutarlar. Ondan sonra ağrıyan yere şifa verirler. Hissediyorsunuzdur muhakkak. Evet, şu anda daha da o güçlenecek ve artacak. Hocaya versek ne olur bilmiyoruz. Yangın çıkar. Programa bundan sonra çıkarken hangi kokuları kullanacağını? Onların hepsini alacağım ben. Günlük olur, pazartesi olur. Salı günlere göre de tabii. Tabii şeydi. Diğerleri? Mesela dark amber. Size koklatalım. O en çok bilinen. Bir ara onu içiyorduk yani. O kadar güzel bir koku ki. Hacılarımızın Suudi Arabistan getirdiği. İçmek mi hocam? Aydınlanmamı dark amber'e borçluyum. Bir ara zaten azaldığı anda itibaren. Ama kokuyu biliyoruz. Bu hacı amcalarımızın getirdiği koku. Bu, o değil. Yani bu, tabii orada orijinali midir değil mi? Hazreti dark amber. Tanıştıralım. Sevgili seyirciler, sizin yerinize. Solar plexus'un kokusudur. Yılan. Özellikle çok Romalı askerler tabii. Nedir bu? Savaştan geldikleri yılan. Solar plexus edilenler. Çünkü savaş büyük bir etkileşim. Hayatta kalma dürtüsü, gördükleriniz, ettikleriniz. Şöyle bir gezdirelim arkadaşlar. Kameramanlar benim. Buyurun yalnız arkadaşlar. Döndürelim. Onların hepsini koklarsak hocam program buradan nereye gidecek? Buradan nasıl çıkacağız bilmiyoruz ya. Buradan böyle güzel Mecidiye semalarına doğru. Sen astrona çıkabiliyorsun zaten hocam. Bunu indiriyor abi. Bunlar beni indiriyor. İndiriyor. Çok iyi. Yılan bu da gilank. Beyaz gül. Biraz bu yılan afrodizyak özelliği de. Doğru, hem kadında hem erkekte. Biz tantra dişileri de. Tabii. Biz onu daha çok dişilde kullandık. Çünkü erildeki kullanmış olduğumuz afrodizyak etkisi daha çok ağaçların köklerinden aldık. Yani o anlık afrodizyak olmasın diye. Yani daha bir kimliğine otursun diye dengelen. Mesela yılan çok erilde veremedi kendini. Dişilde daha fazla gülle uyum sağladı. Kadın erkek şunu kullanır ya da bunu kullanamaz var mı? Bunların hepsini. Bakın kokuların aslında kadın erkeği yoktur. En basitinden gül Efendimizle özleşiyor. Hı-hı. Onlara biz pazarlama olarak kimlik veriyoruz. Hı-hı. Doğada hiçbir kokunun dişisi erkeği yok. Uhud kokulunu kadınlar da kullanabilir. Sadece neye ihtiyacı olduğumuzu bilelim. Evet, elil enerjiye baktığımız zaman sadece kimlik olarak değil. Onun bizi ayrıntıya, mantığa, kontrole ittiğini anladığımız anda o kokulardan destek alabiliriz. Dişil diyoruz. Erkekte de dişil var. Onda da teslimiyet, duygusal zeka gerekli. Onda da bütünleyicilik gerekli. Onun kokularını destek aldığında tamamlayacaktır. Ama işte orada dişil dediğimizde biz farklı anlıyoruz ya. Evet. Hani bir feminen. Bir insan. O anlama gitsin işte. Mesela vanilyalı kokular dediğimiz zaman feminen. Bunlar tamamıyla kozmetik sektörünün vermiş olduğu pazarlamalardır. Vanilya erkek kokusu ayrı, kadın kokusu ayrı. Efendimiz gülü kullanıyor. Yani gül dediğiniz zaman kadınla özdeşiyor aslında ama Efendimiz kullanıyor. Hepimiz Rahman ve Rahim kesişim. Hocam sen ne kullanıyorsun? Bildiğin, yani marka olarak söyle. Oraya girersek marka yok hocam. Buzlar yok değil mi? Bihter'in sadece özel ticari yaptığı. Herhangi bir parfüm. Yok. Bunlardan mı kullanıyorsun? Bihter'in hazırladığı özel, dönem sana dönem özel. Değişen evet kokular var. Kaç megahertz? Yanına yaklaşamıyoruz. Yakar. Bir de onu yaparken bizim halimizi düşünün. Nedir bu? Bir koklayın bakalım. Sedir ağacı. Bu demin oraya çinesi çok güçlüdür. Antiseptik özelliğine sahiptir. Bu arada hacamattan önce hidrosolünü, sedir hidrosolünü sırtınıza sürdüğünüzde de kesik yapılacak. İçindeki reçineden dolayı yaraları dezenfektan toparlar. Diğerleri. Bu arada lavantanın da çok güzel aklıma bir şey gelmişken şunu söylemek istiyorum. Şu anda tabii ki COVID'e bir çözüm bulunmuyor. Tabii ki dezenfektan kullanacağız. Fakat bu çiçek suları, o paçuli, tefal, dikkat ederseniz açık mezarı hatırlatır. Binlerce yıldır insanlar antiseptikleri ve hastalıklardan korunmak için çiçek sularını kullanıyor. Yani siz paçulinin esansını aldıktan sonra kalan paçuli hidrosolünü cep telefonunuzun ekranına, direksiyon çevresine, kapı kollarına ya da vücudunuza sıkarak kullandığınızda zaten bakteri yok ediyorsunuz. Okaliptus suyu.
Evde gribal bir enfeksiyon varsa havaya ekoliptus suyu sıkarak dezenfekte edebilirsiniz. Evet. Şu andaki bakteriyel durumdan dolayı antibakteriyel ellerimizin hücrelerini artık koruyucu çeperlerini zedelemeye başladı. Hücreler, derilerimiz çatlıyor ama bir çiçek sularından yararlandığımız zaman hem antiseptik olur hem içerisindeki vitamin ve mineraller cildimizi besler. Evet. Peki dedik ya işte deterjanda işte yumuşatıcıda bunlar kimyasaldır kullanmayalım. Peki bunları kullanabilir miyiz? Yıkama suyunda ya da sonrasında lavanta, durulamada kokuyu çekip sineceği için. Hatta banyodan sonra vücudumuza bile. Mesela ne kullanabiliriz? Mesela vücut çamaşırlarımıza 5-6 damla esansı kullanırken. Lavanta. Lavanta. Banyodan sonra. Yok lavantamız burada yok. Bu akgünlük. Akgünlük. Bu epifiz bezini açan mı? Evet. Tepe çakrasında. Açıyorum. Hazır mıyız? Yavaş. Sakin. Sakin. Hazır mıyız? Tutun. Mesela lavanta hidrosolümüzü vücudumuza sıkarak negatif enerjini arındırır ve uyku kalitemizi yükseltiriz. Eğer üşüyorsak okaliptus hidrosolünü, defne biberi, bu arada ergen sivilcelerinde ya da şu anda maske takmaktan dolayı ne yazık ki çenemizde de sivilceler oluşabiliyor. Karanfil, yılank, ıtır hidrosolü kullanabiliriz gündelik hayatımızda. Şu inanılmaz bir koku ya. Yani böyle kokladıkça kokluyorsun geliyor. Baliciler gibi. Ama bir ara öyle oluyordu. Ben böyleydim yani paçuliyle böyleydim. İşte o arınma, kendini beğenmiştik dönemin öyle. Yani göbek deliğime filan böyle göbek deliğine o bütün bağları çözüyor değil mi? Göbek deliğinden bağlanıyoruz. Bir de bu Kur'an okuyup amel eden mümin diyor portakal çiçeği gibi kokar. Portakal çiçeğini kullanmayı özellikle bir Osmanlı'da alimler çünkü çok ilimle uğraşan arkadaşlarımız var. Ondan edinsinler yani. Şimdi portakal çiçeği orada aslında bir de freshlikten bahsediyor. Hı-hı. Baktığınız zaman hani çok böyle bir araştırma yok. Birkaç tane kaynak var. Hı-hı. İslami kaynakta. Neroli aynı zamanda da üçüncü göz ve boğaz Hı-hı. çakrasına da ifadeyi güçlendirdiği için Kur'an okurken cüz ve ayetleri ezberlerken Hı-hı. doğru telaffuzda çok işe yarıyor. Çünkü iletişimin de gücü aynı zamanda neroli. Hı-hı. Ama Kleopatra'ya ya da o döneme baktığımız zaman neroli özellikle göz çevresine sürülür. Hmm. Mikrop enfeksiyon kapmasın diye. Hmm. Onlar biliyorsunuz sürme kullanıyor. Bu arada Osmanlı'da muhteşem bir formüle ulaştık deyip göz sürmesi ama gülden. Gül yapraklarından göz sürmesi yapıyorlar. Padişahlar salgın hastalıklar ya da tebaayla bayramlaşacağı zaman. Onu da hemen hazırlayalım inşallah. Bir daha girersek gündeme, nasıl tabii, çıkacağız gündeme bilmiyorum. Almamız lazım. Gözaltı konusuna girmeyelim hocam. Girmeyelim oraya. Şöyle ne yapıyorum biliyor musun abi? Şimdi evde kokularım var tabii sağ olsun Bihter'in böyle bayağı bir vitrin falan koku dolu. Küçük kokucu dükkanı. Aynen. Bunları böyle Davut yıldızı şekline getiriyorum. Hmm. Tamam mı? Hmm. Böyle üçgen yapıyorum. Bir de buradan böyle üçgen yapıyorum. Hepsinin isimleri var kokuların. Tabii bunlar Hazret diyorum ben bunlara. Biliyorsun doğadaki bütün sağlıklı su kristalleri altıgen şekildedir. Yani bal arasının petekleri de altıgen şekildedir. Hatta protonun ve elektronun şeklidir. Bunun tam orta noktasında duruyorsun. Tamam. Yani bir ritüel benim burada böyle içsel olarak. Bunları ama böyle onlar frekanslar sizi de evreye sokuyor. Kokularla öyle bir bağlantı olmaya başlıyor ki bak samimiyetle söylüyorum. Allah rahmeti o kadar geniş olandır ki işte sana en yüksek melekesini, frekansını, şeyi böyle gönderiyor yani somutlaştırıyor. O bir aracı işte. Meleklerin zahir hali diyebiliriz yani. İşte o zinanın kokusu da var. Kılınmış, kabul olmuş olan namazın sureti ve kokusu da var. Yani bir şey ne kadar latifleşirse etki alanı o kadar artmaya başlıyor. Ve biz frekansların bir üstü koku. Yani frekans koku oluyor. Koku hayalimize yansıyor. Hayalimizde onu aklediyoruz, tahayyül ediyoruz, onu tasavvur ediyoruz. Ondan sonra da o cisimleşiyor. Yani bir şey cisimleşmeden önceki ilk hali kokudur. Şey gibi mi? Hani siz, namazlarımız bize süliyet şeklinde gelir, görünür, gelir, anlatır. Süliyeti varsa ama, bir koku da vardır. Kokusu da vardır. Ve bu o arada, süliyetin sureti de var. Defin işlemi yapmak için toprağa kazdığınızda toprak farklı kokar. Evet. Tohum ekmek için kazdığınızda farklı kokar. Orada biraz niyet işte kokusu giriyor. Ya, açık mezar kokusu. Evet. Tabii onu bir anda imajine ediyorum. Şimdi o kokuyu her aldığımda aklıma o geliyor. Yani, ama açık mezarına doğuşun sembolü olduğunu unutmamak lazım. Hmm. Said Nursi Hazretleri niye hatırlatıyor? Çünkü mezar aslında doğuşun sembolü. Rüya alemi bitiyor, gerçek hayat başlıyor. O bizim aslında geçiş kapımız. O yüzden onu hatırlatıyor. Neden?
mesela metroya indiğinizde, daha da indiğinizde o rutubet nem kokusu da gelir. Onu poşete alırsınız. Yerin dibine indikçe kokuların frekansları da, notaları da değişiyor. Ne kaldı diğerlerine? Bunlar benim aletten getirdiğim iki kokumdu. Hı hı. Bu pembe menekşe. Bunu çok az bulursunuz. Çok az bulursunuz. Çok güzel bir kokusu vardı. Pembe bu menekşe. Daha soft, yumuşak. Evet. İşte burada feminenlik başlıyor. Evet. Yani sert kokular gerçekten daha erkeksi diyoruz. Bunları böyle diziyorsun abi. Tamam. Bundan sonra bunun ortasına oturuyorsun. Bunlar böyle göğe bağlanmış. Bunların yerine taşlar da koyabilirsin süre içinde. Hazretleri de koyabilirsin. Bu çok değerli bir ritüel. Kokularla mayalanmaya başlıyorsun. Dönüyorsun, 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 dönüyorsun. Gözün kapalı bir şekilde. Sen. Tabii. Hmm. Böyle döndükten sonra oda kayboluyor. Yani zaman ve mekan kayboluyor. Çünkü gözün kapalı. Ya burası sağ mıydı, sol muydu, kapı orada mıydı, beride miydi filan. Yön duygusunu kaybettiğinde aslında ona bağlı olarak zamanı da kaybetmiş oluyorsun. Ve bu tam orta noktaya oturuyorsun. Bu arada o kadar güzel bir şey söylediniz ki... İkinci Murat daha Fatih Sultan Mehmet Han babasından bahsediyoruz. İstanbul fethedilmemiş dönemden. Mahmudi Şirvani Hekimbaşısından bir eser istiyor. Ve Tuhte-i Eseri yazılıyor. Taşlar ve kokularla tedavi. Hastalıkların karşılığında o 9 parçaya bir kısmına ulaştık. Taş, koku, hastalık. İkinci Beyazıt Külliyesi'ne bakıyorsunuz. Tedavi yöntemi. Raks makamının karşısında. Kesinlikle. Müzikli. Müzik. Ama hangi hastalık? Hemen şimdi biz hastalıkla ilgileniyoruz. Onlar şuurla ilgileniyorlar. Biz sonucu tedavi etmeye çalışıyoruz. O hastalık nereden geliyor? Müzikle tedavi ediyorlar. Koku, ondan sonra besin, yemek alışkanlıkları ve sizi de darlayıp toplayıp bırakıyorlar. Bu arada menekşe, o benim dikkatimi çekti. Gerçekten. Sonrasında oturduk. Sonra şimdi bu süreçte bunu hazretlere de şey yapabiliriz. Yani buraya esmaları da yerleştirebiliriz. Tamam. Esmayı da. Yani altıgen şeklin içerisinde bir sema, oturuyoruz. Bir sema beraber. Bak altıgen lütfen bal arısı. Kafamız İlluminati'ye gitmesin. İsrail'e büyü mü yapıyorsunuz falana filana gitmesin. Bu geçen bir programa çıktık. Koldan bileklikten. Koldan bileklikten ya. Şu bilekliği almışım. Kırmızı. Şu da sarı. Bir tanesi dedim toprağı temsil ediyor. Kırmızıdır. Kandır. Yani kök çakradır. Kök çakradır. Kırmızı. Şu tatilde bir köklenelim dedim yani. Artık biraz toprağa inelim. Uç nereye kadar. Şu sarı da aydınlanmayı ve freshliği temsil ediyor. Birisi diyor ki ya değil. Kabalistler bunu bağlıyormuş. Ya değil. Bu ne renk? İşte bunun büyüme ritüelleri. Şimdi burada ne yapıyorsunuz? Altıgen var burada. İşte ya altıgen. Hocam bize çok geliyor. Bal arısının şekli. Artı kaplumbağaların kabuklarının şekli. Daha önce söylemiştim yani kaplumbağa kabuğunun o altıgen yapısı bile bolluk bereket ki kokuların da böyle geometrik konfigürasyonları, hocam, şekilleri var. Hocam doğayı bir okuyun. Mesela gonca açarken değil başka. Tabii, sonra ya, şekilleniyor. Hepsi. Yılank. Evet, dikkat evet, edin. Yani aklını hocam onlara takılacağım. Bize tamam, şu aralar Mesihler dadandı. Öyle mi? Seviyor. Yani, devam edin hocam. Şimdi ne yapacağız abi? Davut Yıldızı'nın tam orta noktasına bir niyetle oturuyoruz. Şimdi gözlerini kapat bir saniye. Tamam. Kalkayım ayağa. Kapat. Hazır Melisa'yı koklamışken. Melisa mıydı? Kimdi bu? Pembe, menekşe. Menekşe, pardon. Melisa'ya niyet ettik. Melisa ayrı. Ne yapacağım? Yo, yani gözlerini kapat bir saniye. Kapat. Bana doğru dön. Hafif kapat. Şimdi yani böyle. Gözlerini kapat. Hı-hı. Sana yaklaştığımı hissediyorsun değil mi? Bir adım attım mesela. İki adım attım. Değil mi? Hı-hı. Şu anda üçüncü adımı attığımda alanına girdiğimde yani şu alana girdiğimde beni hissediyorsun değil mi burada? O kadar yakınım ki yani dokunmadan diyorsun ki burada bir enerji var diyorsun. Bruce Lipton var. İnancın biyolojisinde diyor ki bu hissettiğiniz enerjinin içine niyet koyarsanız diyor o hissedişin frekansı o niyetinizin tezahürünü kolaylaştırır. Yani şu hissediş gibi oturabilirsin şimdi yerine. Bu kokuların... Niye niyet koydunuz hocam? İşte eğer oraya... Hocam bir şey mi yaptınız? Yok. Eğer yaptı görmediniz filan diye. Eğer o yüksek hissedişte korku anlarında ve o aşırı şehvet anlarında yani kuvve-i şehviye ve kuvve-i gadabiye. Kuvve-i şehviye bir şeye atlamak ve tutunmak. Kuvve-i gadabiye çekinmek. Hı hı. Bu ikisi arasında frekansımız o kadar yükseliyor ki bu arada bütün fazlarımız açık oluyor. Yani bütün latifelerimiz açık oluyor.
Eğer bu gelen iyidir dediğin noktada gerçekten o şey, o enerji senin için iyi oluyor. Ya enerjiye kattığın bilinçten bahsediyorum. Ama kötüdür dediğinde kötü oluyor. Şimdi altıgenin içerisindeyken buraya istersen Enbiya suresini koy. Buraya istersen Fatiha suresini koy. Buraya temsilen Hazreti İsa'yı koy. Buraya Hazreti Şems'i koyabilirsin. Buraya efendim işte bir koku da koyabilirsin. Yani altıgen enerjinin içine giriyorsun. Ve sana yaklaştığımı hissettiğin gibi bu hazretleri de, bu enerjileri de burada hissediyorsun. Ve onlar elleri şu şekilde ışıktan bedenleriyle ve tam sen ortadasın. Buraya taş da koyabilirsin. Mesela kuvars taşını, kristali de koyabilirsin. Çünkü bunlar gerçekten de birer pilot, birer merkez, birer menzil, birer geçiş kapısı. Kendi cürmü itibariyle çok küçüktür fakat temsil ettiği mana itibariyle çok yüksektir. Yani gül varlığı temsil ediyor. Dolayısıyla sen onunla bağlantıya geçmiş oluyorsun. Ve gözün kapalı bir şekilde ayaktasın o altıgenin içinde. Araya gideceğiz ama toplayabiliyor muyuz? Öyle mi? Topluyoruz. Ama çok kısa toplarsak çok kısa. Bölmek istemiyorum tamam. Çünkü. Gözün kapalı bir şekilde hiç açmadan la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diye içinden dönüyorsun, dönüyorsun, dönüyorsun. Ve 8-10 tur attıktan sonra ya Murat burada mı oturuyordu, Bihter orada mıydı, kamera yön duygunu kaybettin ya. Yön duygunu kaybetmen çok önemlidir. Yön duygunu kaybettiğinde bütün dikkatin gözünün önündeki karanlıkta olur. Ve oraya oturuyorsun sanki o hazretler de oturuyor. Bak bu enteresan yani çünkü yönü kaybettiğin anda mekanı da kaybettiğinde zamanı da kaybediyorsun, algıyı da kaybediyorsun. Şimdi ben burada yönü kaybetsem bir an burada olduğumu da unuturum değil mi? Neredeyim ben derim yani. Ve içimdeki rüyanın içine dalarım. Fakat öyle bir alandayım ki bu sefer bunlardan ben mayalanmaya başlıyorum. Demek istediğimi anlatabildim mi? Anladım. Bunu devam edebilir miyim? Devam edelim. Evet. Son aramız sevgili seyirciler devam edeceğiz. Evet efendim devam ediyoruz. Şimdi Kubilay Hocam biraz önce o yaptığınız biraz aslında imajinasyon. Evet. İmajinasyonla konuşacağız ama tabii bir ritüelle onu bağladınız. Şey soracaktım ben göz çalışması var. Gözle ilgili böyle bir imajinasyonla yapıyorsunuz. Arınmayla ilgili. Evet. Sizden canlı yayında alalım bir göz çalışması, tamam, bir imajinasyon. Sadece şunu bir söyleyeyim. Şimdi bu kokularla yaptık ya biz. Kokularla altıgenin içerisine girdik. Altıgen konfigürasyon zaten bizim akort da çeker. Bu Kur'an okuyup amel eden mümin portakal çiçeği gibi kokar manasında. Yani bu kokuları sürdüğümüzde aslında biz o surelerin alanlarına da girmiş oluyoruz. Yani ha o kokuyu sürmüşsün aslında ha o ameli bulundurmuşsun. En azından o koku o amele seni yaklaştırır. Yani o ameli işlediğinde o kokuyu salarsın ve bu kokuyu sürdüğünde de o amel yaklaştırır. Birazdan Bihter zaten başka kokularla insanlarda nasıl duygular oluşturuyorlar sublimler. Onlardan liderler kontrolü. Şey yaparsın. Şu kameradan alabiliriz hocam. Ayağa kalkacaksınız. Şöyle evet. Yani bu bahsedeceğim şey aslında şeyle alakalı. Şimdi bütün bedenimiz yüzde toplanır. Yüzde gözde toplanır. Ve gözümüzle bir şey yaptığımız zaman aslında tüm varlığımıza tesir eder. Tıpkı kokular gibidir. Yani bir kişinin ahlakını da kokuyla değiştirsin. O zaman bakışımızın ferini, ışığını, açılarını da genişlettiğimizde hani der ya Ferhat dağları deldi, şirini buldu. Bakış açıları derken gerçek anlamda gözlerimiz zodyağı temsil eder ve onun da kendisine ait açıları vardır. İşte yalan söylediğinde, doğru söylediğinde falan geçmişe geleceğe ve dikkat edersen biz hep belli açılara bakıyoruz. Yani belli kokuların etkisi altında, belli mimarinin altında, belli algıların altındayız. Ve bu gözlerimizle biz saat 12 mesela, saat 12, saat 1, saat 2, saat 3... Şuraya mı bakıyoruz? Şöyle olur. Saat 4, saat 5, saat 6, saat 7, saat 8. Bu tekrardan bir geri tekrar alalım tersine. Hocam. Normal saat gibi düşün kendimizi. Şey olarak düşün. Saat gibi düşün. Tamam. Ve ne yapıyoruz bu biz? Bu tarafa doğru. Ben mi? O tarafa doğru. Buradan alabilirsiniz hocam. Oraya yani doğru. İzleyicilerimize en azından anlatabilirsiniz. Tamam. Yani saat 12'ye bakacaksın bir süre. Saatlik edeceksin 1'e bakacaksın. 2'ye bakacaksın. 3'e 4'e. Tekrardan 12'ye aşağıya. Mesela diyelim ki zodyağın saat 3'te bir ağrı geldi değil mi? İşte bu anneyle ilgili. Saat 9'da babayla ilgili. Saat iridoloji denen bir ilim var. İnsanlar onu incelesin. İridoloji göz bebeğindeki noktalarından işte böbreğiniz nasıl, ne durumda, akciğer, ilişkileriniz nasıl. Çünkü
Hani insanın diğer bir ismi de Basir'dir. Hadiste öyle geçer. Allah'ın Basir ismi. Hatta insan der Allah'ın göz bebeğidir. Allah oradan kainatı seyreder der. O açıdan parmaklarımızı da şöyle yaptığımızda mesela şuraları gördüğümüzde yani açıyı genişlettiğimizde gördüğümüzde veya işte şunu görebildiğinde veya şunu görebildiğinde bak motorcular mesela baktığı yere gider değil mi? Bu da çok önemli. Yani bütün oryantasyonumuzu sağlayan şey aslında gözlerdir. Dolayısıyla yere ve yataya baktığımızda yatay durumdaki nesnelerle biz mayalanıyoruz. Ama uçsuz bucaksız gökyüzüne baktığımızda, nesnesiz ortama baktığımızda mesela geceleri açık gökyüzünde iki tane boru alıp böyle gözlerimizle yukarıya doğru baktığımızda, yukarı doğru baktığımızda oradan enerji kesintisiz bir şekilde aktığında zihnimizdeki bütün o şekiller, bütün o belirlenmeler, bütün o tanımlar, nesnenin oluşturmuş olduğu tanımlar aslında çözülmeye başlıyor. Onun için hep ufka bakmaktan bahsediyor, akan suya bakmaktan. Sıkıştığınızda diyor gökyüzüne bakın rahatlarsınız diyor. Yani gözlerle ilgili şeyler de nedir ona da o açılar da veya gökyüzüne bakmakta. Çünkü beyne de direkt bağlı organ gözdür. Yani direkt bağlıdır tıpkı koku gibi. Koku nasıl direkt amigdalayı etkiler ve ayn yani gözlerden giren o nazar bakışların hepsi ki gözler bu anlamıyla da işte Azrail Aleyhisselam'ı temsil ediyor. Birçok çalışmalar var tabii bununla alakalı. YouTube'da devam. Evet. Olur. Ben ne zaman başlıyoruz? Var mı gidiş şehirde? En kısa zamanda. Bugün konuştum. İnşallah. Tetikleyeceğiz inşallah. Vloglara başlayalım. Şehir şehir gezelim hocam. Olur. Olur. Isparta'ya gidelim ilk. Isparta'ya mı gidelim? Isparta'ya. Gülleri koklamaya gidelim. Bahçenize gidelim. Hocam siz? O bahçede bu arada keyifle şöyle bir şey var. Muhtemelen zaten siz çağırmasanız da ben size takılacağım. Ya bu saatten sonra farz oldu. Isparta'da bir alan var tepe. Yıldızların altında uyuyorsunuz. Böyle ya. Şelale gibi akıyor uçsuz o yıldızlar. Sabah uyandığınızda da saat 5-6 gibi gül kokularını, bir kalbinizin arındığını, o toprağa çiğ zamanı, o meditasyonu, o ritüelleri yapmak çok başka bir şey. Yani o güllerin her birisi o yıldızlardaki açılara göre şekilleniyor biliyor musun? Yani o yukarıdaki manayı bize indiriyor, hazır bir paket olarak veriyor. Kesinlikle. Ve bununla üzerinde taşıdığında bile etkisi var biliyor musun? Bu arada evet, taşı yani onun üzerinde hocam, taşı. Hocam şunu Bay Peabody. Bunu sen kullan dedi. Evet. Tam size uygun güzel bir da güzel. Koku. Kullandığım bir parfüm neden var ona da benziyor. Çok şaşırdım. Peabody. Kullandığım ismi bir parfüm var. Yani bir marka anlamında. Ona da çok benziyor. Çok ilginç. Şöyle yani söyleyeyim. Benzerliğin olması çok ilginç. Oğlumla beraber yaptım onu. Oğlum bir karışım yaptı. Saf enerjiler onların çok başka. Saf enerjisi. By Peabody'de bilgeliği temsil etti onda. Pi sayısı sonsuz. Onda bilgeliği temsil ediyor. Bitince nasıl alacağım? Hep beraberiz. Üretmeye başlıyorsun. Bunu kullan sonra üreteceksin bunu. Peki. Şekilde örnek bir şey. Hocam çok az vaktimiz var. Hocam konuyu açarken tabii burada imajinasyondan başladı. Göze geldik. Gözde de direkt beyine bağlıdır dedik ya. Aynı zamanda gözle de kokuyu bağladı. O yüzden de ben kokuyla yine beyni bağlayacağım. Tam böyle evet. Oradan aldığım pasla devam edeceğim. Zihin kontrolü yapılabilir miyiz? Bu konuları çok konuştuğumuz için hemen oraya bağlayacağım. Çünkü bazı liderlerin ki Hitler gibi halkları bir şekilde hipnoz ettiği, bu kokuları saldığı söyleniyor. Öyle bağlayalım ondan sonra zaten şimdi koku zaten bilinçaltına direkt mesaj verme özelliğinin olduğu için negatif yönde de pozitif yönde de kullanıldı. Ama hocamın dediği gibi nazar gözde başlıyor ve dikkat ederseniz tasavvufta da İslamiyet'te de gözün ilacı gül suyu ve gül. Neden? Enerjisi çok yüksek yani koruyor. Mesela Kera Hatun gözlerine sürmüş olduğu güllerle şifa bulmuştur. Onunla ilgili bilgiler var. Göz hastalıklarına bakıyoruz özellikle ben bu pandemi döneminde bir yavru kedi bulmuştum. Gözleri onların çok çabuk intihaplanıyor ya. Gül mayası. Gül suyunun hemen üstündedir. Gül yağını aldıktan sonra gül suyunun kalan yağlı tabakadır. Göz intihaplanmaları çok iyi. Göz intihaplanması ne oluyor? Çok fazla negatif enerjilerden. Oradan bir çıkış var. Bununla beraber sorunuza geldiğimizde özellikle dünyanın liderliğine baktığımızda Kleopatra Sezar'a gönderdiği papyruslere kakule esansını yatırmış. Güvenlik ve eminlik mesajı vermek için. Antonius'la buluşurken metipion adında bir karışım kullanmış.
tarihe baktığınız zaman tokalaşmadan ya da el uzatmadan önce avuç içerisine sürülen bazı kokular var. Çünkü karşı tarafa mesaj verme özelliği var. Binlerce yıldır ateşin bulunmasıyla beraber tanrılara yakarmak, günahlardan arınmak. Çünkü ateş iyi bir arındırıcı. Kokulu bitkiler atarak etrafa mesaj vermek. Şimdi tapınaklarda yakılan kokulara bakın. Açık alanlarda yakılan kokulara bakın. Hepsi bir mesaj veriyor. Neden? Sizin karşı tarafa bir mesaj bilinçaltına bırakmanız o gerekiyor. Orada doğal olması önemli değil mi? Çünkü tabii şeyler ki de vardır. Bir şey söyleyeceğim. Evde koksun diye tütsüler yakarız ama çok fazla benim metafizikle uğraşan arkadaşlarım var. Cin çağırır. Onlar sıkıntılı der. O yüzden de onların doğal olması, bilinçli olması şimdi lazım. Şimdi tek taş pırlantanın kratı bellidir. Onun fiyatı bellidir. Bir de camı koyup tek taş pırlanta, onun da fiyatı bellidir. Yani bu sapla saman ayırmak gibidir. Doğal olursa mesaj verir. Sizin yediğiniz konserva, hazır paketli yiyecek bir yerde var. Bir de mutfak yemeği var. Hangisinin sağlıklı olduğunu hiç konuşmuyoruz bile. Doğal olursa içerisinde mesaj verir. Osmanlı'da huzura çıkarken ellerine sürülen, bu arada buhur suyu koyarlar. Osmanlılar elçilerini kabul etmeden önce, uluslararası elçileri, kapıdan gelirken adab gösterilir. Elini öpeceksin, şu kadar yaklaşacaksın. Hemen ellerine buhur suyu. Buhur suyunun çok büyük dezenfekte etme özelliği olduğu gibi ellere hastalık mikrop getirmesin. Hem de güç karşı tarafta. Çünkü içerisinde uğut var, misk var. Size bir tarz yaratıyor. Şimdi vanilyalı bir koku sürdüğünüzü düşünelim. Bal küpü gibi kokuyorsunuz. Ama siz milyon dolarlık bir proje anlatıyorsunuz sahnede. Evet. Ne kadar güven sağlarsınız? Pişmiş ekmek gibi kokuyorsunuz. Çok tatlı tatlı. Ama 10 milyonluk bir proje anlatıyorsunuz. En basit örnek, bir pırlanta mağazasına girdiniz. İçeride sıcak çikolata kokusu var. 15 bin dolarlık yüzüğü alıp çıkmazsınız. Çünkü o size sıcak çikolatanın kafada bir değeri vardır. Patlamış mısırı kokusu duyduğunuz aklınıza sinema gelir. Onunla özleşir. Dolayısıyla bazı kokular imajda, ikna etmekte, güç göstergesinde, acıktırmakta, hırçınlaştırmakta hep bilinçaltı olarak tarih boyunca kullanılmıştır. Peki o zaman son şunu sorayım. İzleyicilerimiz de en azından hani çünkü sorular içerisinde vardı, merak ediliyor. Günümüz artık ticaret, para kazanmamız lazım. Rızkımızın peşinde koşuyoruz. Tamam, rızkı Allah verir ama bir amel de yapman lazım, uğraşman lazım. Dolayısıyla iş görüşmelerine gidiyor. İş arayanlar var. İşsiz kaldıktan sonra bir mücadele içerisinde olanlar var. Koku, enerji aynı zamanda bir şifalanma yöntemi olarak. Bugün bu gecenin konusu da oydu ama ne tavsiye ediyorsunuz? Mesela iş görüşmesine giden. Öncelikle şunu belirteyim. Gitmeden önce evet kendileri meditasyon yapıp bir duada kullansınlar. Ama asla ve asla iş görüşmesine giderken koku kullanmasınlar. Hiçbir koku, hiçbir parfüm. Çünkü karşınızdakine örnek olarak başıma geldi. Daha önceki özel sektöre çalışıyorum. Kozmetik olduğu için onlar. Doğal kokular değil. Normal parfümden bahsediyorum. Parfüm sıkıp girdiğinde mülakat insan kaynakları müdürümüz ağlayarak çıktı. Çünkü öğleden sonra boşanma davası vardı. Ve beyefendi iş görüşmesine gelen, mülakata gelen beyefendi eski kocasının parfümünü sıkmıştı. O şans ama. Tatsızlık. Benim migren ataklarım olduğunu düşünelim. Karşımdaki çok ağır bir parfümle girdi. Benim migren adam tetiklendi. Ya da ben vanilya kokularına hoşlanmıyorum dedim. Karşımdaki geldi bal küpük ama CV muhteşem. Bilinçaltı ön beyin devre girer. Ay bu. Peki bunun nötrü yok mu doğal olarak? Hiçbir şey o yüzden mümkünse hiçbir şey kullanmadan gitmek kokusuz gerekiyor. Avuç içerisinde kendinizi iyi hissetmek için belki biraz akgünlük, belki biraz gül, çok hafif bir gül. Kendi enerjinizi yüksek tutmak çünkü bir frekans ayarsınız. Ama buram buram gül kokarsınız. Karşınızdaki de gül deyince mevlüt, ölüm, cenazeyi hatırlatırsa iyi günler. O zaman anladığım kadarıyla gül, tabii enerji anlamında da megalsiz sorumuzda da vardı o, çok önemli. Yani gün içerisinde belki bir kere çok az. Doğumlarda gül kullanılıyor tarihte. Avucumuzun içine sürebiliyoruz. Diğerleri tabii insana göre değişiyor. Karaktere göre kadın, erkek. Onunla ilgili de size ulaşsınlar. Keyifli. Sosyal medyadan. Keyifli her daim. Bu arada Bihter Hanım, Türkiye'deki bütün türbelerin kokulandırılmasında, yani çok derin sen türbeleri de gezeceksin, camilerin kokulandırılmasında. Hatta bir projemiz var. Okulları nasıl yapabiliriz? Biz.
İnşallah. Derya Deniz. Ucu bucağı yok. Evet, araştırmacı yazar Kubilay Aktaş. Çok teşekkür ediyorum hocam. Koku uzmanı Bihter Türkan, Ergül. Hızlı söyleyince hocam peş peşe TK kelime ses birleşimciz. Çok teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ederiz. İnşallah bekliyoruz. Sorumuz vardı. Hemen sorumuzun cevabını da alalım. Gül kaç megahertz'ti? 320 megahertz sorusuna cevap veren iki izleyicimize iki koku gelecek. Onun dışında başka vaktimiz bitti. Yönetmenim uyarıyor. Haftaya başka konu ve yine konuklarımla inşallah burada olacağız. Görüşmek üzere. Hayırlı geceler.